şakanın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Efendim CNN Türk ekranlarına Burada Laf Çok'a hoş geldiniz. Birlikte olmayalı 22 saat geçti. Bakalım neler olmuş. Programımızın bitmesinin üzerinden 22 saat geçti. Peki bu 22 saatte neler oldu? Cezayir'den Atatürk Havalimanı'na gelen uçağın yolcularının bindirildiği otobüs dış hatlar terminali yerine iç hatlar terminaline gelince bazı yolcular pasaport kontrolsüz Türkiye'ye giriş yapmış. Hamza Hamzaoğlu Bursaspor ile anlaşmış. İstanbul'a 10 Aralık Perşembe günü kar yağacakmış. Ve İstanbul'da 43 ton kaçak etiyle geçirilmiş. Evet, kar geliyor, yar geliyor deyip Burada Laf Çok'u başlatıyoruz. Acayip konuklarımız var bu akşam. Sanırım bir hayli keyif alacağız. Buyurun. Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi izleyen izleyicilerimiz, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Burada Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Ege Çubukçu, müzisyen, söz yazarı, prodüktör. 2005 yılında çıkardığı Bir Gün albümüyle hayatımıza giren, Yaz Geldi adlı parçasıyla listeleri alt üst eden en iyi rap sanatçısı ödüllü Ege Çubukçu, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Ayben, rapper. Ağabeyi Ceza sayesinde kendi şarkılarını yazmaya başlayan, 1998 yılında ilk profesyonel kaydı alan, pek çok sanatçıyla çalıştığı gibi pek çok festivalde de sahne alan Ayben, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Bülent Serttaş, yorumcu. 1983 yılından beri sahne alan, ilk albümü Delikanlı'yla dikkatleri üzerine çeken ve 1997 yılında çıkardığı Aşığım Yanmışım adlı albümüyle popülerliğini arttıran Bülent Serttaş, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Sansar Salvo, rapper. 10 yaşında hip hopla tanışan, 14 yaşında ilk kaydını alıp sahneye çıkan ve 2004'te ilk underground tape'ini satan, Türkiye'nin dört bir yanında sahneye çıkan Sansar Salvo, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Anıl Piyancı, rapper. Küçük yaştan beri hip hop kültürüne ilgisi olan, ilk kaydını 14 yaşında alan, aynı zamanda iyi bir grafiti sanatçısı olan, 16 yaşında kurduğu hip hop stüdyosuyla kendini bu tarza adayan Anıl Piyancı, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Burada Laf Çok, Sansar Salvo'nun performansıyla devam ediyor. Ses. Dum takadım. Günü alçaltır, kimi zaman herkes alçaktır. Oyunu değiştirmez oyunu. Yastığımızda bırakmakla sorunu güçlü olunur. Korku boğumu, korku dolu gecelerin ufku bu. Güneş doğar, sıcak zaman. Sarılır sana kaybetme dur. Değişir zaman, değişik tamam. Sana sarılanı kaybetme dur. Gelişir inanç, gelişir inan. Gerilir insan kimi zaman tamam da sen bunu yenip de yenine otur. Hırsını yenip de kendini bul. Dum takalım bunu bir daha duy. Hasetle yürümek en kötü huy. Uzat kendini duy, duy bunu duy, kendini bul. Dur takalım bunu bir daha duy. Hasetle yürümek en kötü huy. Kendini el uzat kendini duy, duy bunu duy, kendini bul. Şansını fazla zorlamadan yürü. Bugün esastır düşünmeden dünü. Beynini akışına bırakamayan sürü. Ya düşer bir şeye ya da düşmanı görür seni. Anla beni. Negatif pozitif enerjiler gibi. Kimi bakışlar bıçak biler gibi. Kimisi şeytanı yanına diler gibi. Garip. Hani tabip arıyorsun ama bulamıyorsun benim ifade yolunu arayışım gibi. Her şey senin için dediğim gibi. Yolunu açması, yoluna çıkması tamamen senin bileceğin iş. Yolunu yapması, yolunu yakması sonunda kaderini belirleyiş. Bu dum takadum bunu bir daha duy. Hasetle yürümek en kötü huy. Kendini el uzat kendini duy. Duy bunu duy, kendini bul. Dum takadum bunu bir daha duy. Hasetle yürümek en kötü huy. Kendini el uzat kendini duy. Duy bunu duy.
Şansını fazla zorlamadan yürü. Bugün esastır düşünmeden dünü. Beynine akışına bırakamayan sürü. Ya düşer bir şey ya da düşmanı görür seni. Anla beni. Negatif pozitif enerjiler gibi. Kimi bakışlar bıçak biler gibi. Kimisi şeytanın yanına diler gibi. Garip. Hani tabip arıyorsun ama bulamıyorsun. Benim ifade yoluna arayışım gibi. Her şey senin için. Dediğim gibi yolunu açması, yoluna çıkması tamamen senin bileceğin iş. Yolunu yapması, yolunu yakması sonunda kaderini belirleyiş. Dur takadım bunu bir daha duy. Hasetle yürümek en kötü huy. Kendine el uzat, kendini duy. Duy bunu duy, kendini bul. Dur takadım bunu bir daha duy. Hasetle yürümek en kötü huy. Kendine el uzat, kendini duy. Duy bunu duy, kendini bul. Dum takadum takadum takadum. Kahkahanın en afilisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burda Laf Çok'ta yarın akşam. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolü için benden başkası oynasa bu role yazık olurdu diyen Ayla Algan, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için saçlarını boyatan Ertan Saban, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolü için yıllardır beklediğim roldü diyen Defne Samyeli ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan ayrıca güzellikleri ıskalamamaya dikkat eden Cahit Kayaoğlu konuğumuz oluyor. Burda Laf Çok pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. İnsan oğlunu çıktı ay mı? Yoksa dünya paslı bir ay mı? Televizyondakileri saydım. Onların hepsi toplumun dizaynı. Biz vinyl takılıyoruz şehirde, dilimde rhyme'ım. Bir Ty gibi aynı Tyson. Bizim zamanlar olay kartel ve mafyaydı. Topraktan geldik ama batmaktan başka çare yok. Bastığın duvarlar hala gri. Zaman akıyor geri. Düştü piston gibi. Yaşadığımız yer ev değil, yangın yeri. Duyup güldüğümüz, kızıp sövdüğümüz, bedel biçtiğimiz, ezip geçtiğimiz. İnanmıyorsan karmaya, yem olacaksın kargaya. Her şey gibi geri döner bedelde toprak olmaya. Var mısın ortak olmaya? Bilinçli tüketici, yasal yok edici. Emekleyen bir bebe, sağı solu sobe. Biz de bulduk bir sote, yine kurduk bir çete. Çünkü hip hop bir reçete. 1, 2, 3, 4'den sonra niye 6 gelmez diye bana sorma. Çünkü düşünmek yasak, mampus fesat. Gülmek tezat, susma disat. Şiddetin rengi mavi, ölümse hala siyah. Korumak için kalbini kırmızı giy diyorlar. Bizim rengimiz belli, attı benzinis. Çıkmadı dengimiz bro, hip hop bendeniz. Zorunda gitmesin ama biraz kadercisin ben. 16 yıldan beri mücadele içindeyim. Hasıla hasıla düşme hayata asıl. Sormazlar nasıl geldin, neler gördün, onlar fasıl. Benzemez kimse sana, sen neden benzeyesin? Sesin gül çıkmazsa masamda bir mezesin. Yoldan hiç çıkmadım desem yalan ama yaban bir ortam var. Vahşi bir doğadır insan, seni kendine saklar. Bu yüzden yasak aşktır sokaklar. Hey, durma dans et. Kimse izlemiyormuş farz et. Hadi başa sar, sar, sar. DJ Hırs. Merhaba. Alaycı hareketler ve konuşmalar sergilemek ciddi bir depresyon belirtisidir. Su
yapabilir misin? Çok iyiydi. Şansını zorlayalım ama. Büyük zorluyorsun abi. Büyük kazıyorsun abi. Yani. Ne yapayım ama ya. Şimdi aranızda. burada Lafçok'a hoş geldiniz. Haftanın ikinci gezisindeyiz. Sayın Ege Çubukçu bizimle birlikte. Sayın Ayben bizimle birlikte. Sayın Bülent Sertaş bizimle birlikte. Sansar Salvo, sevgili Sansar Salvo bizimle birlikte. Ve sevgili Anıl Piyancı bizimle birlikte. Abimizin ismini alalım. DJ Hırs. Ama Okan. DJ Hırs. Okan. Eyvallah. DJ Hırs bizimle birlikte. Sonuç itibariyle farklı bir gece yaşayacağımızı düşünüyoruz. Yani konuşacağız. Böyle başlayacağız. Mesela Ege'den başlayacağız. Mesela başlayabiliriz. Yani Şehrin Azizleri devam ediyor mu? Radyo programı olarak. Her yaz döneminde devam ediyor aslında. Yazları mı yapıyorsun? Hı-hı. İki senedir yapıyoruz işte. İlk sezon gibi. Yani dizilerin sezonları olur ya. Birinci sezon, ikinci sezon. Her Mayıs ayında Açık Radyo'da. Dünyanın en gelecek sorusu geliyor şu anda. Hip hop yaz müziği midir? Yok yani yaz, kış, ölüm, kalım her şey hip hop. Her şey. Anlatabiliyor yani. Kendi içinde aslında bir şiirin altına ne diyelim hani melodinin ya da ritmin konması mı? Tam olarak nedir tanımlaması? Yani ritim işte kick ve snare dediğimiz davullar bizim çerçevemizdir aslında. Onların dışında çıkanlara da büyük saygım vardır ama ben hep öyle hayatımda görmüşümdür. O çerçeveyi ne kadar iyi doldurursam ve doldururken de ne kadar çok insanlara hitap edebilirsem onların duygularına daha doğrusu. O zaman kendimi mutlu hissederim yani başarılı. Bu tabii farklı yani bizimle açıkçası belki parçanın da bir yerinde geçti. Kartel ismiyle hani evet. Kartel'le hayatı hatırlar mısın Bülent abi Kartel'i? Kartel bir numara. Evet. Bilirsin. Öyle Kartel'le hayatımıza girdi ve sonuç itibariyle Türkiye'nin ciddi bir şeyinde kalabalığında kendisine çekti. Evet, yani bir aurası var bu müziğin kabul etmek lazım. Dolayısıyla bu müziğin de devleri var. Onlardan aslında biz dördünü. Pardon, beşini ağırlıyoruz. Bülent abi sakın hip hop'un dışarısında tutmayın. Evet. Kendi çapında bir Elazığ hip hop'u yapıyorsun. Kabul etmem. Evet, evet. İnanmış doğru. En azından kendine İnanmış bu gecede. Sabahtan beri gördüğün gibi hırs da hırsı zorluyor. Evet. Abi bak yine onun altına bir şey yapabiliriz diye. Ya şimdi... Abi o mahla salınmasaymış hırs sanaymış yani. Gerçekten. Ama ben genç arkadaşlara uymaya çalıştım. Niye? Şimdi bir sanat müziği grubu olsaydı mesela papyonumu takardım. Tamam. Ondan sonra takım elbisemi giyerdim, gelirdim. Ama şimdi gençlere uymaya çalıştım. Al Pacino'yu de... yapıştırmışım buraya. Montana'yı. Abi bayağı da uymuşuz. Ya. Bir şey söyle. Gerçekten uydu değil mi? Uydu. Ya biz işte. O yıllarda. Tony o yıllarda... Montana'nın hip hop kültüründe yeri tabii bambaşka. Var. En azından hani short olarak endüstrinin içerisinde kabul ediyoruz. Elazığ merkez ilçe akasılardır. Güzelmiş ya. Ben bu özgüvene bayılıyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Ya bir şey söyleyeyim. Mesela Halide mi sınıcıları alsak şeye girmesin artık klasik diyelim ona. O motoruyla geliyor biliyorsunuz ya. Enteresan. Bir motoruyla stüdyoya giren belki tek Türk motoruyla giriyor abi stüdyoya böyle. Evet. Abi pek uygun değil burası. Egzoz yapıyor ama o mümkün değil. Düşkün. Ayben senin var mıdır böyle bir hip hop'un dışındaki hayatını da merak eder insanlar. Acaba ne yapar Ayben? Yani hani standart bir konsere gider mi? Atıyorum bir sanat müziği, bir halk müziği konseri. Neden olmasın? Müziğin her türlüsünü dinliyorum açıkçası günlük hayatımda da. Onun dışında yani beni her yerde görebilir insanlar. Sonuçta günlük hayatımı normal insanlar gibi yaşıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, gece eğlenmeye gidiyorum. Alışverişe gidiyorum vesaire. Günlük bir hayat yaşıyorum yani herkes bu kadar. Bu şey genelde uzaylılar gibi bakıyorlar ya. Benim aynen öyle. Bu, değil mi? Yani hissediyor gerçekten. Musunuz zaman zaman? Ya hayır arkadaşlar biz bu gezegene aitiz. Ya çok tuhaf şeyler yaşayabiliyoruz. Mesela hani hiç duymayacakmışım gibi ismimi söyleyip suratıma bakıp gidebiliyor insanlar ve garip geliyor. Hani bir merhaba dese sohbet edebiliriz. Orada hani birçok görüştüğüm genç arkadaşım var öyle. Hani onların hayranlığıyla başladı çok sağ olsunlar. Ama iletişimi de koparmıyoruz. Aslında o sohbetler çok daha ileri boyutlara taşınabiliyor. Haliyle ben algılayamıyorum yani o durumu işte bak Ayben falan diye gitmiyor. En uzun iletişim modeli bu mu? Bak Ayben tamam. Bak Ayben. Yok daha tabii ki şeyler var hani alışveriş yapıyor olduğunuza inanamıyorlar. Markettesiniz falan hani elinizde market arabası o bir garip geliyor. Böyle tuhaf işte. Bununla ilgili bir şarkı patlatır mısın? Olabilir hayat. Enteresandır doğru. Benim merak ettiğim bir soru var. Siz hangi müzik dinlersiniz mesela? Her şey. Her şey. Ay benden yani her şey ben, geldi. Ege'ye soralım. Ben radyoculukla başladım aslında bu işlere. O yüzden sesten orada farkındaysan ses yani, tonu bir kere çok fena abi yani. Yani bir montaj şeyi var. Şöyle söyleyeyim yani gece 12'den sonraki ses. Dublaj pardon. Herkesi ikna edebilecek bir ses tonu var. Bunu kabul etmemiz lazım. Evet. O zaman şöyle söylemem gerekiyor. Şöyle. Ben radyoculuktan geldiğim için orada öğrendim aslında bir. Orada öğrendim hani bütün müziklerin aslında dinlenebilir olduğunu. Hani o yaşta daha işte ergenlik geçiriyorsun. İşte ilk rock
rap'le başladım. İşte hip hop vesaire herkes bir şey seçiyor. Ama radyoda müzik ayırmamak gerektiğini orada öğrendim, o disiplini. Ondan sonra öğrensen. Tabii ki kaliteli kaliteli olanı dinliyorsunuz. Bir şekilde kulak yine ayırıyor. İyi ile kötüyü hani kulak ayırıyor zaten. Aynen. Bir şekilde ayrıştırabiliyor değil mi? Yani elinki sizin kulaklar biraz daha hızlı çalışıyor. Evet. Sınırı yok yani hani ya, sanat müziği ben de arabesk de. Ben samimi ve samimiyetsiz diye de ayırıyorum bazen. Ha, o da olur. Aynen öyle. Hani yüreğinize dokunan her şeyi dinleyebiliyorsunuz. Benim için sınırı yok. Arabesk de dinleyebiliyorum. Çok enteresan. Mesela bak samimi ve samimiyetsiz diye. Bir tane samimi bir klip var elimizde. Bülent abinin klibi. Ya hakikaten al yani başladığı an itibariyle o samimiyet paşalarından akıyor. Bir görebilir miyiz arkadaşlar? Eyvallah. İnanmak gelmiyor sana içimden. Hep çektim inan ki ben bu dilimden. Hayattan uzaksın gerçek sevgiden. Yere batsın senin sevgi dediğin. Yere batsın senin o sevgi dediğin. Sen var ya sen, beni mahveden. Sen var ya sen, beni kahreden. Sen var ya sen, ah beni mahveden. Sen var ya sen, ah beni kahreden. Ya patron kim ya dedi ya sana ağacın arkasından böyle hop Hollywood gibi çıkacağım, Bollywood gibi pardon. İnan şu an o klip yönetmeni hatırlayamıyorum ama. Vallahi. Ünlü oldu ve unuttu. Hayır vallahi unuttum. Hatta vurdu ve gol oldu. Ama bir şey söyleyeyim. 95. 95 senesinde. Underground zamanları Bülent abi. Gerçekten 95, 20 sene önce. Bu senin ilk albümün, ilk klibin mi? İlk klibim. Bravo. Abi kim keşfetti seni ayıptı sorması? Şahin Özer. Şahin Özer keşfetti. Sen böyle ormanlık alanda dolaşıyor muydun? Ne oldu ya? İlk Mustafa Topaloğlu keşfetti. Mustafa abi? Evet. Ya o bilir işini ya. Valla. Diyor ki verin bu çocuğa, Adana'dayım. Elazığ'dan Adana'ya geçtim. Ondan sonra da görüyor ya, diyorlar ki bu çocukta iş var. Beni izliyorlar. Kendisinden önce çıkıyordum sahneye. Ya demişler inanılmaz bir ses var dışarıda. Sonra monitörden izliyor. Diyor ki verin bu çocuğu götüreyim İstanbul'a. Rahmetli Hilmi Topaloğlu'yla un kapanında gezmedik, çarşıda dükkan bırakmadık. Beni gören tipime baktı, yak dedi, biz kaset maseti yapmıyoruz dediler. Niye abi, ne demek tipine? Evet. Yani şu tipine baksın hiç olmazdı da. Ama o resimde vardı ya. Fark ettim abi. Daha ince bıyıklar şey falan. Bizi hep kapıdan çevirdiler ama zaman oldu. Hepsi peşimde. Galiba şeyle güler yüzle hallediyorsun işlerini gibi geliyor bana. Ya bilmiyorum. Ben senin kadar barış sever bir adam Türkiye'de hiç görmedim biliyor musun? Yani sürekli gülümseyen. Ya yani hatırlıyorsan en son gördüğümüzde uçak saatlerine bakıp gülümsüyordun. Evet. Tabii. Ya diyorum ki bir adam niye uçak saatlerine bakıp gülümser yani? Şimdi olduğuyla öldüğe çare yok ya. Evet abi. Onu bilenlerden biriyim ben. Yani biz yaşayacağız ne varsa. Zorlamamıza gerek yok. Demin dediler ya zorlama fazla. Hiçbir şey abi yeter bu istedi. Yapamam ama arkadaşların arasına da hani ya geldik. Ben de onlara uymaya çalıştım. Onlar gibi yapabilmem mümkün değil. Hayatı seviyorum. İnsanları seviyorum. Eyvallah. İyi yaşamayı seviyorum. Güzel. Biz de senin gibi. Ama çok güzel bir enerji değil mi? Pozitif. Yani hani gerçekten hiç ötekileştiremeyeceğin, yabancılaştıramayacağın bir adam. Aynen. Muhteşem, bizim bir de ortama uyman da enteresan oldu. Hanım dedi selam ki yani. Valla eşim dedi ki gençlerin arasına gidiyorsunuz zaten sizi de çok seviyor. Eyvallah, selamları var. Olsun. Dedi ki o gençlere uygun bir şey giy. Çok teşekkürler. Evet. Yani, bunu da İsmet Öztanık kardeşime teşekkür ediyorum. Amerika'dan bana hediye getirdi. Al Pacino'yu yapıştırdı göğsünün ortasına. İyi hayırlı olsun abi. Dünya senin için devam et ya. Hiçbir sıkıntı yok. Sansar hoş geldin. Senin için mesela şeyde yeraltının en hit adamı diyorlar. Hip hop'u hala biz şey kabul edelim etmek biraz ayıp değil mi? Yani hani yeraltı müziği. Ya yeraltı aslında bir tavır. Sadece işte yasal olarak veya internetten bedava demo olarak bir şeyler çıkartmak değil, bir tavır. Benim de yaptığım bütün işler bu tavrı temsil etmiyor artık işin açıkçası ama ağırlıklı olarak hala bu şekilde. Yeraltı nit adamı bilmiyorum yani, çıkardığım şeylerin başarısını bir göz önüne almaları lazım. Piyasada olarak gözüken insanların başarılarıyla karşılaştırılması lazım. Kim nerede bilmiyorum ama
O zaman yeraltını temsil eden bir adamım. Hı. Yani yeraltı tavrını temsil eden bir adamım hala sıklıkla, ağırlıkla. Yani sonuç itibariyle miladım hani yeraltı şeyse, temsiliyse, sözcülüyse. Ya bu arada ben bir özür dilemek istiyorum. Az evvel şarkıyı yaparken heyecandan ikinci verse'i iki defa yaptım. Dinleyenlerden çok özür dilerim gerçekten. İşte bu da enteresan bir matematik değil mi? Mesela hani şeyde KPSS sınavında atıyorum ya onu iki kere yanıtladım özür dilerim. Size. Ya yok üçüncü verse'de argoya yakın bir kelime vardı. Aslında sorun olmaması gerekiyordu. O an sorun olacakmış gibi düşündüm. O yüzden oradan devam edelim. Sen argo kelimeyi oradan kaldırınca... Ama o parça yayınlanmıştı zaten televizyonda. Bir problem yok. Argo değil o kelime. Tam olarak şey yapamadım. Yok orada ben hissettim bir argo kelime yok. Ayrıca de niye şeyi hatırlatıyorsun? Hayır. Üçüncü, dinledik yani. Duntakodumu biliyor musunuz bilmiyorum. Biliyoruz abi. Üçüncü bölümde... Biliyorum abi. Emin olamam. Çok iyi. Hiç sıkıntı yok ya. Sansar deli misin? Tamam. Kardeşimsin. Allah Allah. Ve Anıl Piyancı hoş geldiniz. Hoş Piyancı bu bir takma isim değil değil mi? Yani soyadım direkt. Soyadın. Evet. Piyancı ne demek? Vallahi açıkçası çok net bir bilgi yok bununla ilgili ama en son rahmetli dedeme sorduğumda piyan dağda yetişen bir ot türüymüş ve ondan kumaş falan yapılıyormuş yani deri. Çok daha değişik böyle yani bir şeylere dönüşüyormuş o bitki. Hı. Ve yani... Onlar da o işi yapıyorlar. Sen İzmir tarafındansın değil evet, mi? Evet İzmirliyim. Yani, yani Aydın. Hip-hop'un İzmir tarafını temsil evet, ediyorsun. Evet batı. Evet, evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani bu mesela coğrafik bölgelere göre değişen bir şey var mıdır? Var. Var. Değişiyor, var. Bir enerjimiz yani. Değişiyor. Yani yaşadığımız şehre göre enerjimiz değişiyor. Bizim mesela biraz daha Ege abi de İzmirli. Hı hı. Yani İstanbullulara göre biraz daha rahatız. Yani o yani İzmir'in yaşamı, enerjisi, güzelliği bizim müziğimize de yani tavırlarımıza da yaşayışımıza da yansıyor diyebilirim yani. O yüzden hani bizi yani bizim dinleyicilerimiz bunun da farkında biraz daha. Ha, öyle bir durum var. Tabii İzmirli hani. Ya İzmirli evet, abi. Ya idare ederim onu. Güzeldir o. Misal Elazığlı diyelim veya Mardinli veya Muşlu bir tane hip-hopçı var mı? Dinledim ben çok dinledim. Var var abi. Böyle şive değişiyor. Evet, vallahi mi acaba? Bağcılar var ya paso yani. Hadi ya. Ya son zamanlarda bir YouTube'a gir enteresan ya. Bağcılar'ın Allah senden Allah. Razı olsun. Hani niye? Çünkü bir Amerikan aksanıyla bir normal İngiliz aksanı farklıdır. Evet, tabii ki. Kesinlikle öyle tabii ki. Aksan onun için çok dedim değişti. Hani bizim bölge bölge değişiyor. Yani. Değişir değil mi? Değişir. Biz de İzmir olunca. Evet. Diyarbakırlı rapçi arkadaşlar var. İsimlerini gerçekten hatırlamıyorum ama mesela onları izlediğim zaman çok etkilenmiştim. Zaten vallahi. Şey kullanır mısınız? Bölge şive ya da atıyorum bölgenin deyimlerini. Ben az önceki parçada mesela takılıyoruz demek yerine takılıyoruz demeyi seçtim. Takılıyoruz. Hmm. Yani İzmir'de bir isimli çok evet. Belirleyen bir şeydir. Evet. Ama doğudan onu takliyen mi denir? Evet öyle yani, zaten öyle ya bir böyle hip hop'tan da uzak bir adammış gibi davranma istersen. Önce bir konuk avcısı. Bakalım nasıl getirdik bu ekibi buraya. Hemen peşinden ciddi bir sürpriz var bakalım. Ali Ege Bey merhabalar. Ben Batu. Mesut Yarınoğlu Batu var ya. Evet evet. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Ya biliyorsunuz akşam sizin kadrodan Ayben Hanım, Anıl Bey, Sansar Bey geliyor. Sizi de ağırlamak için. Onun için. Evet süper. Süper süper. Ya yok 4 kişi değil de sizin ekipten bir de Bülent Bey varmış sanırım. Soyadını yazmamışım buraya. Onu da arayacağım. Evet 5 kişi olacağız. Tamam Ege. Çok sağ olun. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bülent'in soyadı neydi ya? Neyse. Alo Bülent Bey merhabalar. Ben Batu. Mesut Yarınoğlu Batu. Evet. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Ya akşam sizin kadroyu ağırlayacağız da. Ege Bey, Ayben Hanım, Sansar Bey, Anıl Bey. Evet onlar sizin tayfa geliyor yani. Çok özür dilerim Bülent Bey. Oğlum koştuğun yetmiyor ya. Bir de gelip kalemi mi alıyorsun ya? Şikayet edeceğim bunları insan kalemi. Alo. Evet evet sizin tayfa. 5 kişi olacağız Bülent Bey. Tamamdır. Tamam. Akşam bekliyoruz sizi. Sağ olun. Hoşçakalın. Ya ne kadar tatlı bir adam ya. Böyle konuşması çok değişikti. Ve verelim. Bülent Bey bu kadroya nasıl girdi? Verin arkadaşlar lütfen. Elazığ merkez ilçe düğünlerine kurulur. İki kişi sevince akan sular durulur. Dura 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 duran ağabek. Dura 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 duran ağabek. Arabaya gerek yok gelin at üstü gelin. Orta falan istemez düğün ve keşke gelin. Orkestra neymiş ki hep bir topu içirsen. Kızım senden az yapma. Ne diyorsun olur mu? Bu.
Ege ne diyorsun? Ya işte bir ghostwriter kullanmış belli ki Bülent abi. O ne abi? İşte onu öğrenelim. Senin yerine başkasının yazıyor olması. Durumu. Ha, başkası evet. Yazdı ama ben canlı ben okudum ama. Yazar mı? Performans okey. Yazar mısın abi şiir mesela? Hani böyle bir şey yazılabilir yani. Yok tabii böyle hiç deneyimim olmadı ama zaten her albümümde en az 2 veya 3 parça benimdir söz müzik. Eyvallah. Evet. Zaten en son galiba Serdar Ortaç'la bir düet. Serdar Ortaç'la bir düet. O mevzuya var. Geleceğiz. O düet mevzusuna geleceğiz. Sizdeki düetler de enteresan oluyor. O birleşme ya da kolektif hali nasıl karar veriyorsunuz? Kim karar veriyor? Yani işte bizler genelde kendi parçalarımızı kendimiz bir şekilde hani yaratma sürecinde ilk başta biz yarattığımız için şöyle bir şey vardır. Hani ghostwriter ne kadar desek de başkası yazıyor. Türkiye'de öyle bir şey ben daha önce görmedim. Denk gelmedim. Herkes kendi sözünü kendi yazar. Bestesini yapar. İşte eğer böyle prodüktör arkadaşları varsa bir araya gelirler. Ben mesela kendi ekibimde onu konuşarak, tartışarak işte parçaya kimin ihtiyacı var, yani nasıl bir sese ihtiyacımız var. Daha ilk başta teknik yaklaşarak ya da çok beğendim ve çalışmak istediğim biri varsa özellikle birebir de ulaşarak. Ne yapıyorsun onları hani duyarak, yani bir yerlerden duyarak, yani kulaktan kulağa mı geliyor? Sonuçta birlikte hani bir stüdyolar da neredeyse hani bir dönem hep aynıydı zaten. İşte Erdem Kınay'la çalışırken Ayşe Hatun Önal oradaydı mesela. Volga Tamüz'le çalışırken Ajda Hanımlar'da Pekkan'la hani çalışma fırsatı bulduk. Pamela'da daha farklı mesela olmuştu. Hani gerçekten şarkıyı yaparken sanki o söylüyormuş gibi söylediğim için artık başkası söylediğinde yakışmıyordu bir türlü. Kendim vardı evet bunu Pamela söylemeli diye. O da kırmadı bizi. Ha öyle yani kafada kuruyoruz bir şekilde. Evet ben kafada kurarak. Eyvallah. Yapıyorum. Ceza abin ve hani Ceza da hani Türk rapinin en kafa adamlarından bir tanesi. Evet. Sonuç itibariyle nasıl bir çocukluk oldu ya? Karşılıklı böyle şey mi yapardınız, atışır mıydınız? Yok ya biz çocukken çok eğlendik gerçekten. Hani aramızda 5 yaş var. Kolay bir çocukluk değil onu biliyorum yani. Evet bir abim vardı evin içerisinde. Yaramaz çocuklar değildik herhalde ama hani klasik çocukluk. Üsküdar'da yaşadık, doğduk, büyüdük vesaire. Sokaklarda oynayan o son nesil herhalde sayılırız maalesef. Keyifli bir çocukluk geçirdik. Onun dışında o tabii ki yaş farkı dolayısıyla çok çok benden önce keşfetti müziği. Evimizin içerisinde zaten müzik dinlenirdi. Babam da çok ciddi bir, iyi bir müzik dinleyicisidir. Hatta böyle iyi bir rock dinleyicisidir. Hatırlıyorum abime şey yaptığını falan anlatır zaten abim genelde. Jimi Hendrix plağı alıp oğlum rap değil de hani bırakalım bak, gitar alalım bak, Jimi Hendrix ne güzel falan gibi. Bir ikna çabaları olmuş ama şu an en büyük destekçimiz. Yani böyle atışmayız tabii ki abimle ama yaptığım işleri ona dinletiyorum. Onay almaya çalışıyorum. Vesaire. Onay bazen almaya çalışıyorsun. Tabii ki. Tabii ki yani. Onay vermediği durumlarda? Değişiyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Bazen gerçekten kafama göre davrandığım oluyor. Hiç beğenmediği bir iş yapmadım o kendi başıma karar verip yaptıklarımda da evet ama hani önceden bir onayına sunuyorum hani ister istemez. İnsanların gözünde şey gibi bir algı var hani onun kardeşiyim toleranssız bir şekilde hani tolere ediyor birçok şeyi. Her şeyi kabul hani, evet aynen her şeyi kabul ediyor gibi görüyor insanlar da hiç öyle değil en acımasız eleştirileri ben yiyorum azar işitmişliğim bile var yani bu ne falan gibi. Ne yaptın ya? Hayır ben oldum. Hayır bu buraya mesela oldu mu yani aklın alıyor mu falan gibi böyle. Ha öyle şeyler var yani aranızda. Tabii ki olabiliyor yani haliyle çok iyi kendi işini o kadar iyi yapan bir adam ki haliyle titizleniyor. Bir de benim üzerimdeki yük daha bambaşka çünkü hani bir yandan üzerimde onun ismi de var. Haliyle iyi bir şey çıkarmak durumunda hissediyorum kendimi. Olabildiğince böyle didiklemek durumunda kalıyorum. Hiç dedim mi abi kapışalım diye istersen yani bu kadar iyisen gel yok öyle diye bir şey yapma. O toplara girmem. En hızlı o mu söyleyebiliyor Türkiye'de yani şeyde en hızlı telaffuz eden? En hızlı ya en anlaşılır olmak önemli. En hızlının yanı sıra. Evet yani son albümünde yaptığı işlerde gayet matematiksel durumlar kullanarak böyle yaptığı gerçekten inanılmaz bir şeydi. Yani çok ben hayranlık duyuyorum kendisine. Abim olmasının dışında ciddi hayranlıkla dinliyorum. O albümü de ben de çok heyecanla bekledim. Çok hızlı, çok anlaşılır ve yani inanılmaz bir adam. O başka bir yetenek mi yani? O hızla o anlaşılır. Başka bir yetenek. Anlaşılır olmak ve hızlı olmak. Bir arada başka bir yetenek. Çok bulunabilir bir şey değil. Daha hızlısı vardır evet ama hiçbir şey anlamayabilirsiniz. Yani haliyle bu hızda, bu anlaşılırlıkta, bu mantık yani bir de anlaşılır olmak bambaşka ve söylediğin şeylerin de belli bir mantık çerçevesinde olması, bir şey anlatıyor olması, dinleyene bir şey veriyor olması. En önemlisi de bu. Ege'nin de söylediği gibi kendi sözlerimizi yazıyoruz ve söylemek istediğimiz şeyler var. Haliyle bu cümleleri bir araya getirip
o hıza ulaşabilmek zor bir şey. Bunu da başarabiliyor tabii ki. No. Sen nereden besleniyorsun? Yani hani onun yaklaşık olarak şeyleri şarkılarında az çok anlıyoruz nereden beslendiğini. Senin mesela en büyük kaynağın ne? En büyük kaynağım hayat. Ben gerçekten kendimden, hissettiklerimden, duygularımdan, yaşadıklarımdan, gündemden, belki bugünden bile besleniyorum. Yani o anki şeye bağlı, duruma bağlı. Hı-hı. Müziğin bana hissettirdiği bir şey oluyor. Yani üzerine söz yazmaya başladığım müzik bir yerde beni yakalıyor ve bir cümle çıkıyor ortaya. Ondan sonrası geliyor zaten. Benim için bu şekilde ilerliyor. Anladım. Bülent abi sizin yaptığınız tür müzikte hani bunu tanımlarsak fantezi mi diyelim artık? Yani fantazi. Fantazi bana çok fantastik bir isim gibi geliyor. O ne ya? Yani ya, kalkıyorlar fantazi yapıyorlar ekranda sonra şimdi iniyorlar. Şimdi böyle bir at çıkınca biz de ona mecburuz. Çalıştık. Biri attı ortaya. Yani birisi attı biz de balıklama üstüne de. Yani bu cümleleri kullanıyoruz ama yaptığımız aslında yine bizim zamana uygun popüler müzik. Tam pop da değil ama popüler müzik tarzında. Aslında popüler kültüre bir şey. Yani. Doğru yani popüler kültüre yapılan çünkü iş. Her kesime hitap ediyoruz. Yani şu kesim bu kesim diye artık bizi izleyen ve takip eden insanlar bunu ayırt etmiyor. Popüler müzik anlamında arabesk değil, fantazi değil, tam koyu bir halk müziği, halk müziği değil, sanat müziği değil. Biraz galiba füzyon yani bu toprağın bu coğrafyanın getirdiği bir füzyon müziği yapıyorsun ve. Bir de elektronik çağı yaşıyoruz. Yani evet abi analogdan çıktık onu biliyoruz. Yani ben hatırlıyorum o makara bantları. Şu anda her şey yemin ediyorum minik kadar tırnak kadar bir cihazda işi bitiriyorlar yani. Yapıştırıyorlar. Biz de yapıştırıyorlar. Biz de işte uymaya çalışıyoruz. İnsanların bu teknolojiyi yakalama hırsı, teknolojiyi takip etme hırsına karşılık veya gelişen dünya müzik kültürüne biz de yavaş yavaş kendimizi yaklaştırıyoruz. Yani, bir şey söyleyeceğim yani hani genelde senin konserlerinde bir şekilde şey istek parçalar geliyorlar. Eskiden bunları peçeteye yazıyorlardı sağ olsunlar. Evet. Ya da atıyorum bir şişe ayran eşliğinde gönderiyorlardı. Evet. Sonuç itibariyle hala geliyor mu ya da ne bileyim Lady Gaga'dan bir şarkı istiyorlar mı senden? Lady Gaga'dan istemiyorlar ama tabii mesela Gülşen'den istiyorlar. Bangır bangır istediler. Edemedim ya bacım ben onu nasıl yapam? Yaptık. Yaptın mı? Vallahi yaptım. Çok teşekkür ediyorum. Bülent abiyi alabilirsiniz buradan. Kimi? Hırsı mı gösteriyorsun? Hiç tam şey yapamadım. Bir şey gösterdin orada ama anlayamadım. Tamam da merhaba abi. Ne gösteriyorsun? Konuşmak anlamında. Tamam yapın. Ha böyle dışarı mı alın? Abi sen orada rahatsızsan seni dışarı alacağım ama seni göndermeden önce izninizle baylar. Hırsı biraz tanımak isterim. Biz tabii ki vitrindekileri biliyoruz. Fakat arkada senin şu serçe parmağın kaysa bitti vitrin. Aynen. Yani karizma yerle yeksan. Aynen öyle. O yani sen üreten yani sen de yazan söyleyen bir yok, insan hayır, mısın? Yok hayır ben sadece emsilerin arkasında yer alıyorum. Alt İşin teknik tarafından. Tabii tabii aynen. O nasıl bir şey? Kimse o arka tarafı sorgulamıyor abi. Bir sorgulayalım biz. O biraz karışık değil mi? Yani işte önünde 3 parça alet var. Evet. Ama bir sürü düğme var. Evet. Bunların herhalde bir mantığı da var. Yani. Bu gerçekten bir düğme yerini kaydırsa bütün o karizma yerle eksan olur mu? Ediyor yani. Yapma ya. Olabiliyor. Orada kime yıkılıyor şey ihale? İhale bana kalıyor. Yapma ya. Ama başka adres yok. Başka adres yok. Sorumluluğu fazla yani. Değil mi? Peki DJ Hırs ismi Hırs nereden geliyor? Ya... Öyle yıllar önce öyle bir aklıma geldi. Bir de hırslıyımdır biraz. Öyle mi? Aynen. Abi çok ayıp. Gerçekten mülayim bir adam gibi duruyorsun. Öyleyimdir ama hani istediğim şeyi başarırım yani. Eyvallah. Hırsım var. Yani hani müzik konusunda hırslıyım diyorsun. Aynen. En azından o bulunduğun yerdeki. Aynen. Teknik masaya saygılarımız sonsuz. Çok teşekkür ederim. Evet. Sizin gibi adamları vitrinde de görmek isteriz. İnşallah. Eyvallah peki. Sansa sen nasıl yazıyorsun? Yani bu iş daha doğrusu sana şunu sormak istiyorum. Yani önce alta ritim bulmakla mı başlıyor yoksa üste şiir yazmakla mı? Yani ben buna şiir diyorum. Doğru mu diyorum bilmiyorum ama üst tarafa. Bir parçanın oluşumu çok farklı şekillerde olabilir. Zaten uzun zamandır rap yapıyorsanız ritmi duymanıza bile gerek yok onu oluşturmak için. Hı-hı. Aslında çok fazla söz yazan ve üreten bir insansınız ama tabii alttaki melodi, ritim bunun ne hissettireceğini bile bile yazmak birazcık daha hakimiyet katar. Hı-hı. Ama sıfır hiçbir şey duymadan da belirli bir metronom üzerinde kafanızda onu çalıp bir şey yaratabilirsiniz aslında yolda yürürken. Vesaire. Ondan sonra bu sözlere daha uyumlu bir müzik de yapılabilir altına. Ha, sonradan bulabilirim diyorsun. O da olabilir tabii. O artık MC'nin seviyesiyle alakalı bir durum yani biraz. MC nedir abi? Onu da bir açıklayalım. MC aslında MC siz de MC'siniz. Yani MC sunuculara da verilen bir isimmiş.
Tabii rapteki anlamı başka. Rapte rap vokale MC deniyor. İşte eskiden MC Hammer vardı mesela. Yani o MC miydi gerçekten? Işte, tabii MC ilk MC'ler değil. İlk MC'lerden sonraki MC'lerden MC. İkinci kuşak belki. Hı-hı. Evet ikinci, üçüncü belki. MC'ler sahnede ilk başta DJ'lerin yaptığı breakbeatlerin üzerine sunum yaparlarmış. Tam olarak ritim üstünde değillermiş o zaman. Kafiyeler olurmuş. Ondan sonra yavaş yavaş evrilmiş bu iş. Artık rap MC DJ'in önüne geçmeye başlamış. Bazı organizasyonlarda breakdansçıların da önüne geçmeye başlamış. Artık o farklı dallara bölmüşler. Yani yine aynı çerçeve içerisinde. MC bu demek. Rap vokal demek. Eyvallah. Yani aslında kombine bir iş. Aslında düşünürsen kolektif bir iş. Bir dönem gerçekten dansçılar hala var. Yani büyük kentlerin, Avrupa'daki büyük kentlerin şeylerinde, meydanlarında. Ben breakdans... Breakdance diyelim ona. Breakdance yapan ciddi gruplar var. Bu adamlar işte, çok büyük organizasyonlar var dünyada. Gerçekten var. Ve babalar hala artık eskiden kafa üzerinde dönüyorlardı. Şimdi yerden yüksek dönebilen adamlar var. Yani. En son gördüğümde çok üzüldüm. Ha yaptım yani. Tabii ki bu dünya kadar... şampiyonaları falan düzenleniyor. Yani hala aktif olarak çok ciddi bir kitle takip ediyor breakdance. Mesela o adamların ayrı kafasında da mesela öyle bir matematik var değil mi? Yani sizin yaptığınız müze uygun. Evet. Bir matematik. Bu acayip kolektif bir iş ve aslında hepimiz hepimiz break kültürü öyle zaten. Hepimiz breakbeat'in üstünde aslında başladığımız bir dava yani. Bu. Öyle mi? Tabii ki ilk başta işte davulcuların bu breakbeat'i bulmasıyla daha sonra Aretha Franklin mesela Respect parçası o zamanlarda çok etki yaratmış dansçılar, grafiticiler. Rap hatta en son elementi yani hip hop kültürünün son elementi. Belki bunun 70, ötesinde de bir şeyler oldu. 78'den beri de rap müzik şu an için daha çok gündemde. Ama bunların hepsi bir bütün olarak görüyorum ben. Hepsi birer sokak edebiyatı, hepsi geldiği sokağa, hepimiz geldiğimiz şehirleri temsil eden. Aynen. Şehir nazileri de oradan geliyor. Şehir nazileri oradan. Kendi şehrimizin nazileri ama bir anlamda da yaşadığımız toplumun da fotoğrafını çekmeyi seven, hikayelerine dokunmaya çalışan insanlar. Hip hop aslında duvar resimleri de öyledir. Bir, tabii ki yani çizim, işte DJ'lik bir yandan işte dans, müzik vesaire hani bir araya gelmiş bir ağaç gibi düşünebiliriz. Çok zengin bir kültür. Çok zengin bir kültür. Hani her dalda yeteneği olan arkadaşların kendilerini gösterebilmeleri için şeyi var, fırsat veren elementleri var. Hip hop'un. O yüzden çok zengin bir kültür. Dolayısıyla hani haliyle... kendini geliştiren bir şey. Yani evet, aynen öyle. İyi bir aslında maden, o madeni nasıl işlediğinize bağlı. Aynen öyle. Güzel. Grafiti varmış sende. Evet. Yani gençlikte kültür... kalmadı herhalde değil mi? Hala devam ediyordu. Yok yani. Hayır devam etmiyor. Ya yani ona çok özen göstermeniz gereken bir şey. Yani hip hop'un herhangi bir dalını seçtiğinizde bir tanesini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Bir şeyden vazgeçiyorsun yani. Evet yani çünkü odaklanmanız gerekiyor. Grafiti yaparken her gün grafiti çiziyordum ben. Ama rap yaparken de artık her gün rap yapmanız gerekiyor. O yüzden birini seçmeniz gerekiyor. Grafiti de ben hani inanılmaz yetenekli değildim. Çok bu işi çok iyi yapan arkadaşlarım var. Ben daha sönük oluyordum. Zaten hani benim hayalimdeki rap söylemekmiş. O ortaya çıktı ve ben onun peşinden gittim. Ama yani bir 4 sene falan çizdim yani lise sıralarında yani hep yani, yapıyordum. Çizmek atıyorum sokakta mesela şey duvarları da çizmek. Bakıyorsun. Evet, evet. Gerçekten çok büyük şey ressamlar var. Mesela atıyorum Milano meydanında, Don meydanında hemen açığında işte La Scala operasının yanında Verdi'nin yaşadığı ev var. Berlin duvarının bir kısmı galeri olarak kullanılıyor. Aynen. Patron şeyi oradaki küçük trafonun üzerine bir Verdi şeyi portresi yapmış. Yani ağlarsın abi görünce ooo diyorsun yani. İnanılmazlar yani. Gerçekten yani 10 sene öncekinden de baz aldığımızda şu anki yani geldikleri durum gerçekten çok iyi yani. Ya ne güzel rengarenk aslında. Son 5 yılda İstanbul'da yani. Çok gözde oldu bu konuda. Evet, yani evet. Dünyanın en iyi grafiticileri işte geldiler. Özellikle Karaköy'e. Yapılıyor. Festivaller zaten yapılıyor. Aynen. Da Karaköy'e. Kadıköy Belediyesi bu konuyla ilgili çok çalışmalar yaptı. Bizde artık şimdi çok fazla gökten olduğu için neyi boyayacağını da çocuklar şaşırmışlardır herhalde. Yani çünkü orada da uygun bir yer bulman lazım. Ya izin yani kaçabilecek verilmesi şey, durumu izin da verilmesi lazım aynen. Tabii. Söz konusu birçok grafitin üstü maalesef kapanıyor. Hani çok iyi çalışmalar var. Ama... Hem kapanıyor ya da biri geliyor Ali Ayşe'yi seviyor yazıyor bitti işte. Şey. Maalesef. O alttaki bütün sanat gitmiş oluyor. Abi var mıdır sende böyle bir boyama, bir boya atma, bir badana işi falan? Yok ama tabii hanımla evde bir şey olsun diye iki odayı biz boyadık mesela. Bak bu da önemli. Bu da bir sanat mı sanat? Sanat. Bu da bir grafiti. Hayır bileğim yanımda kalsın. Ya ne olur ne olmaz. İnsanlık Ali.
Ha yani bir öğreneyim, altın bilezik olsun. Yani. Belki bir gün o bileziği kullanırım. Ben maden işçisi çocuğuyum. Annem dedi ki oğlum ehliyet al. Ya anne dedim arabam mı olacak dedim ben ehliyet alayım. Hı hı. Yavrum dedi belki şoför rahatsızlanır. Arabayı sen kullanırsın. Güzel bir mantık. Evet. Hı, güzel. Yani öğreneyim ben badana yapmayı, yanımda kalsın. Vizyoner bir annenin oğlusun aslında. Yani o senin gelecekte ne olacağını görmüş. İlkokula gitmemiş bir anneydi. Bir şey söyleyeyim. Ya, bir şey söyleyeyim. Müzisyen olarak doğmadın sonuçta. Yok. Neler yaptın Bülent abi? Abi feleğin çemberinden geçtim. Çok güzel. Nedir o çemberi? Biraz bize iç açılarını falan şey yapsan. Ya hangi birini anlatayım ya? O kadar zorluklarla geldik ki buraya. Hı-hı. Mesela geçen Alişan'ın programında anlattım ki 2 sene önce. Alişan ağzı açık dinledi beni. Abi hakikaten mi dedi bunlar? Gerçekten mi oldu? Çünkü adam çekti silahı, verdi şöyle mermi ağzına, dedi ki Bitlis'te 5000 lira. Hadi gel de okuma abi. Feleğin çemberi bu. İğnenin deliği o. Ben de şey dedim ya, peşeteyle istiyorlar diye yanlış olmuş yani. Evet. Bayağı evet, bir şarjör kabza falan. Evet abi. Şey. İnan buralardan geçtim. Aldı şişeyi, direkt ayağımın dibine vurdu. Kes dedi bu şarkıyı, öbür şarkıyı oku. Bir iş adamı abim, bana o kadar büyük bir parayla şey yaptırmıştı ki kostüm. Üçüncü giyi şimdi ya. Paçaları şişe kırılınca kesildi. Oturdum ağladım. Yok yaptıramam çünkü ben 35-40 gün çalışmam lazım o elbiseyi yaptırmak için. Feleğin çemberi bu. İğnenin deliği o. O kadar zorluklarla karşılaştık ki. Senin tabii senin bulunduğun arayla. Tabii. Senin bulunduğun tabii. Şantiye de çok enteresan. Hani ya. Türkiye'de gece hayatı gerçekten feleğin çemberinden geçmek. Çünkü evet. Çok cins adamlar da var. Çok. Yani geliyor baba çekmiş oraya. O silah geliyor. Çekme bir kere değil. Adam şöyle sırtını kaşıyor lafta. Ha. İki silah burada duruyor. Hala diyor bizim parçaydı oku kardeş diyor. Abi adam senin müptelan olmuş. Ya. Adam da bağımlılık yapmışsın. Ya yemin ediyorum ya çift silahını gösteriyor. E deseydin abi Acem Kürdi'den mi okuyayım, işte Sicaz'dan mı okuyayım? Buyur söyle bakalım böyle kalsaydı ya, baba. İdare etmeye çalışıyorduk tabii. Eyvallah. Elimizden geldiği kadar. Şimdi var mı artık öyle şeyler yok herhalde anladın. O şeyler yok. Çünkü daha rahat yok. Sünnet düğünlerine gidiyorsun değil mi abi? Yok yok. Yine gidiyoruz ama artık bütün insanlar da artık adam tuttuk. Bizi de biliyorlar. Artık o pozisyona da ne kimse bir girer. Bir şey söyleyeceğim. Ya sana niye silah gösterir gibi adam? Ya gerçekten hani şu sırada bakıp da silah gösteren. Hani onun yerine gelip Bülent'im şöyle şu şarkıyı söylesen. Ya şu türküyü söylesen. İnan takla atarak söylersin. Ya biliyorum abi. Ama sen. O zora gelince abi sen de o kadar stres altındasın ki. Gazinoda var 300 kişi. 300 kişinin de Allah aşkına hadi 150 kişi istek istediğini veya 20 kişinin istek istediğini söyle. Sen program yapamayacaksın. Evet 20 plus şarkı demek. Yani. Aha. Onun için elinden geldiği kadar idare etmeye çalışıyorum. O zaman bir matine yapacağım. Bülent Serttaş ve istedikleriniz diye. Ya kimisi diyor ki Bülent'ciğim Allah aşkına öbür masaya hava atacak. Bak diyor şu bizim parçayı oku yarın sana bir ev hediye ediyorum. Ev hediye ediyor. Allah canımı aldın mı o evi? Ne evi ya? Ne? Ertesi gün adam hatırlamış. Yok kardeş diyor. Ben diye söz vermedim. İbrahim abi dün bir şey yani. Ya ne arabalar, ne evler, ne hediyeler. Sahnenin önünden geçiyor gidiyor. Tabii diyor ki yarın gel şey, faturayı bana getir. O zaman gerçekten yaptığın müzik fantazi müziği. Ya. Çok iyi. Billerim atlattı. Peki kardeşim. Valla. Ege sen tabii diğer popüler kültürle de bayağı şey. Hani şimdi Ayşe Hatun deyince aklımıza, aklımıza hani Ayşe Hatun'u biraz Ayşe Hatun haline getiren adamdır dendi mesela. Bugün şeyde bizim haber toplantısında. Eyvallah zaten adam adamdır dedim de ben. Hani o adam olduğunu bilmiyorum. Mesela bence o, Erdem Kınay'ın çok büyük yani payı Erdem var abi orada. Ayrı koyuyoruz. Ha. Yani eyvallah o da konumuz olacak ileriki günlerde. Fakat hani sonuç itibariyle bir pop müzik var orada. Hı-hı. Pop müzikle hı-hı birlikte hı-hı bir şey yapıyorsun ve farklı bir şey deniyorsun ve o sound'u kabul ettirmek ne bileyim kitlelerin ağzına tahmin bile edemezdik. Çok kolay değil yani. Tahmin bile edemezdik tabii ki. Onun bir matematiği var mı abi? Yaptığın müziğin dışında. Ya matematiğini yapıp da gerçekleştikten sonra biraz fark ettim. Çünkü ha. Hani çıkacağı zaman içerisinde hiç böyle bir şeye dönüşeceğini tahmin bile etmiyorduk açıkçası. Hmm. Yani iyi müzik yaptığımızın farkındaydık ama hani bu harita üzerinde kaç tane haneye gireceğini tahmin edemiyordum. Tahminimizden çok daha fazlası oldu. Ondan sonra işte o zaman anladım hani biraz daha insanların tepkilerinden, konserlerde vesaire. O zaman biraz daha profesyonelleştim diyebilirim. Ama benim için her zaman şeydi işte o radyo zamanında olsun. Yani müziği de çok seviyorum. İşte sadece müziği
MC olarak sahneye çıkıp söylemek değil, onu yaratmak da çok hoşuma gidiyor. Öyle bir atmosfer yaratmak, prodüktörlüğünü yapmak da çok hoşuma gidiyor. Oradan gelme bir şey. Yani bazen bir parçayı sadece popüler olsun diye yapma ihtiyacı ya da arzusu içinde bulunabiliyorum. Hissedebilir yani. Hissedebilir ya insan yani. Hani bu da normal. Yani bunda milyon... Evet, yani bazı parçaların radyoda çalması hoşuna gider, kimse bu konuda şey yapmasın yani. İtiraz etmez. İtiraz etmesin. İtiraz edebilecek kimse. Aha, ama dediğim gibi öyle bir seçim yapmak gerekiyor. Bazen sadece o şekilde davranmak ama çoğu zaman da nereden geldiğini unutmamak gerekiyor. Yani rap müziği de sokak kültürüdür abi. Sokaktan gelmiştir. Burada oturan herkes de o feleğin çemberini az çok kendince görmüştür. Orada da bayağı bir yani kurşun konuşur abi. Yani hani şiddete karşıyız ama bir şekilde konuşur ya. Amerika bunu yaşadı en azından. Her zaman üstünde bambaşka bir sorumluluk hissediyorsun yani. Bazen eğlence için yaptığım müzik oluyor. Keyif almak için, hani zevk almak için. Bazen ise sadece rap yapmak hoşuma gidiyor. Bir yanda da protest bir şey var yani. Kesinlikle tabii ki. Hani çok da kolay değil risk almak son zamanlarda. Sizin mesela boş zamanlarınızda bizim editör arkadaş bulmuş. Ay benim uçtu şeyler var, parçalar var. Parçalar dediğimiz sekanslar bulmuş. Bakalım anladığım kadarıyla sizin bireysel şeyinizden, sosyal medyanızdan çaldığımız görüntüler var. Ama o nasıl bir kafa soracağız. Buyurun efendim. Eyvahlar. Koca göbeğinle benim lafımın üstüne laf mı söylüyorsun sen? Çüş! Sana küçük hanım diyorlar. Aslında sen küçük hanım değilsin. Küçük çocuksun, çocuk gibi yürüyorsun. Ve ben bunu ayıplamıyorum. Bak ona söyle, onun güvendiği dalların aklını alırım, gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım, anlatabiliyor muyum? Eyvah. Ya sen de şafak sesler de çıkarmış. Ay ben bu ne ya? Bu ne ya? Başka bir yeri. Ya ama işte abi kafayı da boşaltmak lazım zaman zaman. Evet. Türkiye'de malzeme veriyorsa yapacaksın yani. Yapacaksın abi. Aynen. Ya o karakter tutar ha, işler bir şekilde. Ya onların hepsi dublaj. Benim sesim değil onlar. Yok, sıkıntı değil. Karakter güzel. Karakter yani. Anladım. Performans çok iyi. Onu çok söylüyorlar. Var mı oyunculukları yapma şeyi? Hayır, yok. Oradan var sesleri geldi. Buradan yok sesleri geldi. Eyvahlar olsun. Yok var yani yapabilmiş ya, ama. Hayır, yani. Bir kere bir televizyon programında öyle bir şey olmuştu. Yani bir tiyatro programına katılmıştım. Oyunculuk derken... Ya Almanya'da bir tiyatroda yer aldım ama yine kendim olarak yer aldım. Öyle başka bir karaktere bürünüp başka bir karakter oynadığım hiçbir şey olmadı bu zamana kadar. Hı. Çok isterim açıkçası denemek. Hani bir oyunculuk denemesi yapmak isterim ama şimdi tabii ki önceliğim müzik. Hani haliyle öyle bir yeteneğim var mı yok mu bilmiyorum. Hani onlarca usta varken benim böyle bir şey iddia ediyor olmam çok saçma. Olur. Yok bir şey iddia etmeyen senin adına ama iddia eden bir adam. Ama eğlenirim gibi geliyor yani hani. Eğlendireceğin kesin yani. Biz baktığımızda bugün çok eğlendik. Eğlenmek deyince bir harfi oradan alalım, başka bir harf koyalım. Araya da bir evlilik anladığım kadarıyla girdi. O enteresan. Mesela onu merak ederim ben. Hip hopçunun evlilikleri. Nasıl? Mesela aile içi kavgalar nasıl yaşanır? Hiç kavga etmedik. Ne güzel bir şeymiş ya. Barış'ta da hızlı mı konuşuruz yani ne bileyim. Yani hızlı konuşuyorum. Aslında onu eşime sormak lazım. Yani hata ettiğini çok özel değilse enişte ne iş yapıyor onu soralım. Fotoğraf sanatçısı aynı zamanda klip yönetmeni. Çok enteresan adamlar biliyorsun durağan yani anı çeken. Anı sonsuzlaştıran adamlar. Gerçekten biraz daha sakin adamlardır. Çok o, sakin. Zaten dünyanın en sakin adamı. Babam bile hatta bana şey yapıyor o konuda bir olay çıkarsa senden çıkar demişliği var babamın. Ama yani sakiniz. Ben de çok aslında şey bir insan değilim hani huysuz bir insan değilim. Sakin bir insanım. Sadece biraz fazla konuşuyorum. Gerçekten gevezeyim. Arkadaşlarım bazen azıcık sus der bana. Sakin değil. Biraz önce seyrettik sakin değil. Evet konuşuyorum. Konuşmayı seviyorum. Çünkü konuşması hani, güzel bir şey canım. Samimi yani samimi olduğum insanlarla güzel, konuşmayı güzel. Seviyorum. Hı-hı. Çok konuşarak kendimi ifade etmeyi başarabildiğimi düşünmüyorum. O yüzden rap yapıyorum aslında. Yazarak daha iyiyim. Hani onu hissediyorum açıkçası. Ama daha böyle sıcak ortamlarda, arkadaşlarımın olduğu ortamlarda da konuşmayı seviyorum. Biraz fazla oluyor olabilir. Estağfurullah. Yok. Eşimle de öyle. Hani o da daha sessiz, daha sakin bir adam. Ben biraz daha konuşkan. Herhalde birbirimizi dengeliyoruz. Bir şey söyleyeyim ya. Bir günü özet geçebilirsin yani. Caps ver diyoruz ya. Bir özet geçtiğinde 1,5 dakikada günü özetleyebiliyorsun en azından. Yani. Aynen öyle. Mis ya. Gerçekten öyle. Yani bazen oluyor. Ben bütün günü evde geçirmiş oluyorum ama o evde geçirdiğim gün boyunca hiçbir şey yapmamış olsam bile hani eşim eve geldiğinde anlatacak bir yarım saatim var. O sadece karpostla hani çıkartıyor. Bak, biliyor musun bunu bak çektim. İşte bugün şu aradı, bu aradı, bunu yaptım, bunu gittim, bunu izledim, bunu seyrettim, şu şöyle oldu, böyle oldu derken. Arkada bir DJ'yle. İyi oluyor yani. Sus MC yapıyor ya. Güzel. Öyle yani enteresan bana sus diyen insan çok, kayınpederim çok diyor.
Diyor mu? Kızım biraz sus. Yapma ya. Neyse buradan hepsini sevgiyle selamlıyorum. Öpüyorum. Çok etkili. Hepinizi. Sansar sonuçta mesela hani senin şeylerin sözlerin biraz daha sert. Mesela çok seviyorum. Bugün biri şeyden Twitter'dan yazmış. Abi Sansar zamanında sana laf geçirdi ama Sansar'ın bu bana ilk konukluğu değil. Daha önce de konuk olmuştu. Orada da çok keyifli bir şey yaptık. Biz dedik kapağa şey yapmayız. Kapağa takılmayız. Kapağın altındakine bakarız. Kapağın altında adam çıkıyorsa hiç sıkıntı yok. Sansar benim kardeşim diye yazdım. Bu böyle bir şey. Sen biraz daha sert yazıyorsun. Ve galiba biraz daha sert bakıyorsun. Öyle mi? Yani genelde öyle. Aslında eğlenceli bir iki parçam da var. Duygusal parçalarım da var. Bir iki ama. Bir şey var. Kaç şarkısı var diye bir soru vardı. Onu da hemen. Yani şimdi bu kayıtların hepsine şarkı, proje veya iş gibi bakmıyorum. Çünkü çok eskiden yaptığım amatör kayıtlar da dinleniyor. Ergenlik çağında evde kaydettiğim şeyler. Hı-hı. Konuşmuştuk bunları. Parçaların sert olması hakkındaysa açıkçası bu sene yayınladığım 3 single'ın sözlerini ikinci bir revizyon esnasında değiştirmek zorunda kaldım. Yoksa çok çok daha sertlerdi. Ciddi yani. Misin? Evet. Yani kendi bir ne diyelim öz sansür mekanizması gelişiyor mu bir şeyden? Mecburen çünkü belirli bir seviyenin kırısına çıktığımı hissediyorum. Yani yaşım anlamında da birazcık daha büyüdüğüm için. Şimdi ergenlik çağında bu sorumsuzlukları yapmak belki o kadar da önemli değil. Ama şu anda 26 yaşında bir adam olarak birazcık daha dikkatli olmalıyım diyorum. Ama tabii ki tavrı da evet. Ama tabii ki tavrı da kaybetmemeye çalışıyorum yani. Bir ana tavır, o ana tavırı tanımlarsak nedir senin ana tavrın? Yani isyan mı? Tam olarak isyankarlık da değil. Bu isyankarlığın içerisinde belki şımarıklık, züppelik bile olabilir. Ama benim rapim benim yumruklarımdır zaten yani. O yüzden bana hizmet eden bir iş yapıyorum ben orada aslında. İnsanları da yeteneğimle etkilemeye çalışıyorum yani. Açıkçası eğlence kısmında da neyle eğlendiğinize göre de değişir. Yani çok böyle eğlenceli bir altyapı vesaire gidiyor olmayabilir ama ben işte Anıl'da, Sansar'da ya da birçok genç arkadaşta hani öyle bir cümle oluyor ki o beni eğlendiriyor. Hani şarkı tamamen bambaşka gidiyor olabilir ama orada o bahsedilen işte laf sokma ya da yani öyle kilit bir şey yakalıyorlar ki ben çok eğleniyorum onu duydum. Zaten ne güzel falan hani bu da eğlencesi aslında. Elbette işin. Yani o hızla mesela yaptığınız müziğin hızına ya da o ritme kendini kaptırabilen biri o şeyi cımbızlayabiliyor orada. Aynen çıkartıyor. Öyle bir kafiye. Oh diyor ya adam nasıl bir kapak yaptı orada. Aynen. 10 numara fabrika gibi diyor. Bu evet ya bu da galiba sizi mutlu eden şeyler detaylardan bir tanesi. Tabii ki. Yani. Sansar tuttum ya kanka. Kanka isim neredendi? Yani belki izlemeyenler vardı. Sansar. Hı. Sansar yolda aklıma gelmişti. Yolda aklına gelmişti. Hı. Valide peder falan böyle bir tavır koydular mı oğlum yani? Yok. Sansar diye beni başka biriyle karıştırdılar bir gün. Başıma iş gelince. Ne oldu ya? Salba yaptım onu. Başka bir sokaktan başka bir insanla karıştırmışlar. Lan bu mahallede bir Sansar varmış. Salva nereden peki? Salva yaylım ateşi demekmiş. Aha. Sözlük karıştırırken birazcık kelime dağarcığımı geliştirmek için orada bulmuştum. Bu ikisinin de bir kelime uyumu olduğunu düşündüm. Hı hı. Şimdi hatırlayamıyorum. Şey söyleyeceğim iyi kaldı ama ulama konusu herhalde bu. Bu flow'un da bir türünde var zaten. Flow yapmanın da bir türünde. Ulama var galiba. Sansar Salvo evet. Hı hı. İşte iyi bir marka ismi olacağını düşündüm. Bandrollü bir şeyler yani... Müzik marketleri için bir şeyler yayınlarken bu isimle yayınlamaya başladım. Güzel, keyifli. Yani peki şey aile biliyor değil mi Sansar Salvo ismini? Tabii. Ne diyorlar? Yani gerçek ismini bilen var mı? Alıştılar. Tabii. Ekincan benim gerçek ismi. Ekincan. Biliyor. Biyografilerde yazıyor birçok insan biliyor. Eyvallah yani. Ekincan Sansar Salvo olmaz. Sansar evet. Salvo gayet keyifli evet. Abi böyle kalabilir. Gayet güzel. Evet. Bülent Serttaş seninkisi... Bülent Strong Stone'du değil mi abi? Strong Stone'dan mı çevirdiniz? Her şey orijinal. Serttaş orijinal değil mi? Serttaş orijinal. Bu baba madenci olduğu için mi? Madenci bir aile. Yok. Dededen. Yani dedemin babaları köyün ileri gelenlerinden. Hı hı. Hükümet de bunlara güveniyorlarmış. Hı hı. Taş gibi insanlar demiş onlara güvenilir. Bunlar sert oğlum ya. Serttaş. Serttaş olsun. Soy ismi kanunda da Serttaş'ı yakıştırıyorlar. Patron yakışıyor sana ya. Ne bileyim? Ya böyle ben daha yumuşak ya böyle yumuşak bir şey. Yüle bir olta arası bir şey. Anladın evet. Mı? Yani bir şey ne bileyim yani bir granit değil. Yani böyle keyifli oluyor. Evet. Anıl gelelim sana. Sonuçta demin şeyden bahsetmiştik.
Sen müziğinde sanıyorum Boyoz, Çiğdem ve yoğunlayanlardan. O taraflarda şey, Kumru bunlardan da yararlanıyorsun anladığım kadarıyla. Sen nasıl tanımlıyorsun müziğini? Çünkü hani şimdi şey hepsi birbirine benziyor ama bu işin gerçekten şey müptelaları çok şey, o şeyleri, farkları çok hızlı algılayabiliyorlar. Bak abi diyor işte alın farkı şu. Çoğu zaman daha pozitif tarafını ben temsil ediyorum diyebilirim. Ama benim de tabii ki de her türlü duyguya girdiğim ve her türde yaptığım şarkılar var. Hı hı. Ama mesela Sansar'ın daha çok sert bilinirse benim de daha çok pozitif yanım bilinir yani. Yani aşk çocuğu musun? Rap'in aşk çocuğu diyebilir miyim? Yok aşk değil. Yani pozitif yani enerjiniz, gün içindeki enerjinizden bahsediyorum. Yani. Bugün bana aşk oldu falan. Bana yani, sana, bak abi tam olarak fantezide seni karşı. Daha yani gün içinde yaşadığınız... Yani daha doğrusu hayatı yaşama şeklinizle alakalı. Enerjinizi daha pozitif şekilde, yani dünyayı daha iyi bir halde görerek ama gerçekleri bilerek yazmak yani. Fantazi yapıyor abi. Evet. Evet. Yani bana yakın dedim ya. Senin tam böyle gerçekten eşitlerini bulduk. Evet. O müzikteki evet. Eşitlerini bulduk. Şimdi baylar bayanlar biz topladık. Türkiye'nin hani büyük de bir zevkle söyledim. Yani önde gelen aslan gibi 4 tane rapçisi. Teşekkür ederim. Ama bu hafta sonu bir organizasyon var. Biraz ondan bahsedelim. Herkes kendi arasında bölüşsün. Ege senle başlayalım. 5 Aralık günü, 5 Aralık cumartesi ya. Günü. Hı-hı. Hatta neredeyse öğlen saatlerinde açılan bir kapımız aynen. Var. Bir rap festivali gibi geçiyor. Yani hip hop jam olarak geçiyor ama aslında bir hip hop karnavalı. Çünkü bütün bu bahsettiğimiz elementler, işte grafiti, dans hepsi orada olacak. Ve 30'u aşkın. Hani gerçekten de bu ülkede son yıllarını rap müziğe tamamen vermiş, kendini bir şekilde kanıtlamış insanların hepsinin orada olacağı ve hani merak edenin de ya Türkiye'de rap müzik nasıl yapılıyor diye merak edenin de gidip görebileceği en iyi fuar bence. Gerçekten öyle. Çünkü bunun hani, fuar olarak düşünmek lazım. Evet, bu zamana kesinlikle. Kadar yapılmış en büyük organizasyon bile diyebiliriz. Hı-hı. Çünkü 33 isim olacak. Hı-hı. Organizasyon içerisinde sahne alacak. Hı hı. Ve haliyle yani birçok firmadan işte destek aldık vesaire. Hani gerçekten iş büyüdükçe büyüdü ve bu tekrarlanması planlanan bir organizasyon. Bu ilki. Bu ilki. Evet bu ilki. Hepimiz orada olacağız ve müthiş bir atmosfer olacağına ben inanıyorum. Özlediğimiz de bir ortam aslında. Hı hı. Epey zamandır. Dağılmıştık böyle bir toparlanacağız. Aynen öyle. Herkes bir araya gelecek. Eğleneceğiz birlikte. Bizim belki o müziğin geldiği görmek. Noktayı da hani şeyde görmek, nedir alanda görmek, kesinlikle. Pratikte görmek o da önemli yani. Kesinlikle bir de hepimizin karşılaştığı geyiktir işte ya ne olacak Türkçe rapin hali hani. Bu olacak. Mevzusu. ya o çok büyük bir klişe bu arada. Yani Türkiye'de rap müzik dinleyen insanların sayısı inanılmaz. Hani gerçekten gittiğiniz her şehirde bunu görebiliyorsunuz. Hepimizin binlerce kitlesi var ve... O gün aslında biraz da onu kanıtlamış olacak. Belki de o klişeyi artık ezmiş olacağız. Yani Türkiye'de rap zaten çok gelişmiş bir durumda. Gittiğimiz her yerde konserler veriyoruz. Evet. Birçok insanla tanışıyoruz. Yani gittiğimiz insanlarla gördüğümüzde işte Sansar'dan da Ceza'dan da herkesten etkilenen insanlarla bir arada oluyoruz. Sadece rap müziğin medyası çok fazla yok Türkiye'de. Yani medyatik anlamda. Ama biz o olmadan bunu başarmış olduk biraz da. Onu yaratmış olduk. O anlamda bence güzel bir... Yani yelpaze atıyorum en sağdan en sola derler ya genelde mesela siyasi yelpaze için. Sizin müzikte de en sağdan en sola neredeyse herkes katılacak. Kesinlikle kesinlikle. Ya, bu güzel yani arayan aradığını bulacak. Kesinlikle. Güzel kavga çıkar mı? Çıkmaz diye umut ediyorum ya. Umut ediyorsun. Bu kadar büyük bir organizasyonda kavga çıkartmak gibi bir düşüncesizliği ve kötülüğü Türkçe rap'e hiç kimse yapmaz diye tahmin ediyorum. Çok güzel yapıştırdın zaten. Evet. Kesinlikle. Bunun üzerine de bir yani şey söyleyeyim. Bu lafın üstüne de. Bu lafın üzerine yani zaten çıkartan varsa bizi çağırın. Ayıp olur. Biz Bülent abiyle gideriz. Fena. Kavga çıkartma potansiyeli olan kimse de yok organizasyonda evet, galiba değil mi? Yok. Aynen. Yani ya, hayır şeyden şu kaygım oluyor. Mesela zaman bu zaman ağırlık... Çok özür dilerim. Bu tip şeyler organizasyonların dışında da konuşulabilir, görüşülebilir. Bunlar çok eskiden... Ufak çapta işlerde ortaya yapılan çıkıyor. Aynen. Evet, çapı çok büyüdü rap müziğin ve o dediği gibi çok ufak çaplı mevzulardır büyük ihtimal. Hani ben de tam niye kavga çıksın ki tarafında yani, evet. Gibi. Ben şundan düşünüyorum. Aksine yani, çok özür dilerim. Aksine böyle bu 30-33 kişi aynı sahneyi paylaşmayı kabul ettiyse o 33 kişinin dinleyicisi de bir arada o 33 sanatçıyı birlikte izleme olgunluğundadır diye düşünüyorum. Ben yani güveniyorum rap dinleyicisine. Kişisel problemler mutlaka ki var. Her camiada olduğu gibi bizim camiada da ama bu önemli bir işte kolay kolay kimse yapmaz diye çok iyi yani benim kaygım sadece şey oluyor yani böyle bir şey çıkmasından
kaynaklanan bir kaygı değil ama bizde müziğin de şeyleri var. Tribünleri oluştu artık yani. Hı. Daha doğrusu müzisyenlerin, yorumcuların tribünleri oluştu. Sizde biraz daha bu işler sert dönüyor. Yani işte ama hayır, o rapçi pop festivali olsaydı böyle bir soru sorma gereği duymuyordum. Hiç duymayacaktım. Değil mi? Hı. İşte bu da çok fantazi. Oraya gidenlerin ne evet. amaçla gittiklerinin eğer farkına varırlarsa bence kavga çıkmaz. Abi yani... seni raconcu olarak şurayı alalım mı? alalım bu hafta sonu. Ama vallahi ben eğlenmeye gidiyorsam çünkü gazinolarda çıkan kavgaları ben hep hayret etmişimdir. Abim kavga etmeye mi geldin buraya ya? Eğlen ya. Bir de parasını veriyorsun yani. Bu yani. Yani oraya gidecekler. Bak çok güzel bir kelime. 33 tane arkadaş bir araya gelmişse oraya da gelecek insanların ben art bir niyetle geleceğini zannetmiyorum. Aynen yani o birleşik kafayla gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi yani zaman zaman böyle tribünler oluşuyor ama Türk rapi bunu atlattı diye düşünüyoruz. Ya da bu yıllarda özellikle bir birleşme söz konusu yani. Hepimiz yani bu işi beraber yapmayı, aynı enerjiyi paylaşmayı seviyoruz artık yani. Eskisi peki gibi yani Karşıyakalı rapçilerle Göztepe'li rapçiler birleştiler mi? Evet, kesinlikle. Bu kesinlikle, iyiymiş bak. Gerçekten. O, ya o beni mesela yani İzmir'de böyle bir çok net temsil ediyoruz yani. Gazapizm diye bir arkadaşım var mesela. O Göztepe'li, tamamen Göztepe'li. Ben de Karşıyakalıyım yani. Oo çok iyiymiş. Ve ama yani kesinlikle aramızdan su sızmaz yani. Kesinlikle. Eyvallah yani siz bir araya gelip bir derbi ise bu sadece evet, şarkı söyleme derbisi oluyor. Evet. Güzelmiş ha. Mesela abimizi maça götürünce o tehlikeli olur. Bülent Sertaş abimizin çok da böyle tatlı şeyleri var. Müzikal evet. destekleri var şeylere, ha. tribünlere. Verelim abi son parçanı aldık oradan. Hadi ya. Vallahi var. Vallahi var. Eyvah. Herkes adını bilecek la kavga yok. Şanlı tarihimizde efsaneler çok. Bu sene de şakmıyorsun haydi bir daha. Burası kadın köy, burada çıkış yok. Bu Bülent Serttaş'ın Kadıköy'de verdiği halk konserinden aldığımız bir şey. Ya bunu yeni yaptım bu parçayı. Hayırlı olsun abi. Adamın dibi olan müziği bana... Allah aşkına ama bak bir rap albümünün kapağı gibi değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Ya, benim öyle kapak yok yani. Adamın dibi 1, 2, 3, 4, 5 yıldız. 5 yıldız. Abi çok güzel ya vallahi. Ya benim yeğenimin eşi Malatya Üniversitesi'nde, hı-hı. İnönü Üniversitesi'nde grafiker. Dedim ki bana bir logo çalışması yap Fatih. Ondan sonra sevgili hocam yapmış bunu yeğenim bana göndermiş. Çok sevdim ama. Patron 10 numara olmuş abi. Vallahi ya. Şu anda üstünde duran tişörtle da uygun biliyor musun? Böyle, böyle girebilirsin her türlü. Eyvallah. Bu yeni parça mı dedin? Yeni parça. Dedin adamın dibi parçamın sözlerini Fenerbahçe'ye uyarladım. Onu Allah nasip ederse inanıyorum ki bu sene şampiyon olacağız. Anladım. Senin gibi delikanlıları biz çarşıda da görmek isteriz. Mesela hani gelip çarşıya da uyarlayabilirsiniz. Çok severiz yani müzikleri. Beni aradılar. Bu yine Serdar Ortaç'ın parçasıyla ilgili. Heh. İkimiz de bilemedik kıymetini. Aşk seni de beni de te. Bunu Beşiktaş'a uyarlamışlar. Ama Fenerbahçeli olduğum için demişler ki ya tepki verirler. Hani o Bülent abi, Bülent abi Fenerbahçeli diye. Ondan sonra sağ olsunlar o inceydi. Aradılar beni hatta. Hı. Tribün seyircisi aradı liderlerinden. Dedim yani şey yapabilirsiniz ama kendileri vazgeçti daha eyvallah. Sonra. Rahmetli Müslüm Gürses MC'lerle bir şey yapmış. Bir, abimle yaptı. Abinizle mi yaptı? Ceza ile yaptı yani. Bir düet yapmış. Düşünür müsün hiç? Yani bir hip hop ya da bir rap'le. Ya şu anda Serdar Ortaç'la başladım. Onu tam rap saymıyorum ona. Ama işte... Trip olarak ya niye olmasın? Niçin? Müzik evrensel ya. Gerçekten çok doğru bir şey yani. Ya, çok ya. Keyif, iki yani, bambaşka düşüncenin orta yolda buluşması ben çok keyif alıyorum yaptığım düetlerden. Eminim ki birçok sanatçı birbiriyle yaptığı çalışmadan aynı şekilde keyif alıyordur. Yani bunun sınırı yok. Eyvallah. Ya baktığımızda şu anda daha bir ay oldu olmadı klibi yükleyeni 2 milyonu geçti. Şimdi içinden var 100 kişi 2 milyon içinden 100 kişi beğenmemiş. Abi olabilir. Tabii ki. Ama 15 bin kişi orada yorum yazmış. Beğendik süpersiniz bilmem ne diye. Ha deneriz rapi. Olur olur olmazsa zaten devam olur. Yani kalan sağlar bizimdir yani. Sağ yani. Bırak diye. Sansa arabesk rap diye bir şey var mı? Yok. Mesela fantastik rap. Ay çok pardon. Sansa hoş geldin ben Ayben'e soruyorum. Yok dedim. Dedim. Ayben ne diyorsun? Ya arabesk rap diye bir şey
arabesk sample'lar kullanılarak üretilen rap var. Hani arabesk rap diye bir tarz, buna bir isim getirilebilir mi, ona karar vermek bana düşmez. Ama arabesk rap diye apayrı bir tarz yok tabii ki yani. İyi rap var, kötü rap var. Arabesk sample'lar kullanılsa da kullanılmasa da. Yani mesela Bülent abiyle bir arabesk sample kullanarak yapar mısın bir şey, düet? Tabii tabii, çok isterdim. Ben yani buradan yapıştırayım de şu bağlantıyı. Siz bir dahaki albüm, çünkü o da çok gerçekten şey, çok yani üretken. Niye olmasın? Niçin olmasın ya? Niçin olmasın? Sert, o sert girer, sen yumuşak girersin. Güzel bir şey olur vallahi bile ya. Yani dur bakalım ya, şeyi bağlantıyı da yapsın. Sakin. Rejerlik şeyi yapsın. O gerer ortalığı, ben yumuşatırım. Ha. Sansar bu kadarına gerek yok diye. İyi polis kötü polis. Ya bu evet. Evet ya, bu güzel olur. Olur olur. Kendi aranızda konuşun. Valla bakarız. Sen kimlerle yaptın? Düet yaptın mı? Yani çok popüler biriyle henüz yapmadım. Kimi istersin mesela? Kim verebilirim sana? Valla emin değilim yani açıkçası o konuda. Yani müziğimle olabilecek insanlar var ama gerçekten çok net bir şey yok kafamda bu konuyla ilgili. Henüz kendi müziğime odaklanmış durumdayım ama... Yani rapçi arkadaşlarım dışında tabii bundan bahsediyorum. Çünkü hani rapçi arkadaşlarımla çok fazla düet yapıyorum. Şu an için kendi içimizdeyiz ama mutlaka olacaktır yani. Ege şeyler. Sen yardımcı oluyorsundur herhalde abi. Senin şey, çevre biraz geniş ya, ayıptır söylemesi. Ha, hani radyoculuktan kalmak. Sosyal ortam kurma konusunda yok. O konuda bayağı müzisyen çöp çatanlığı yaptık yani. Hayır, stüdyo oğlum. Çöp çatanlığı yaptık. Böyle hani dinlediğinde ya gerçekten şu şuraya yakışır. Evet evet ya, bazen mesela bana gelen bazı işler oluyor. Bana uymadığını ama başka bir arkadaşıma uyuyorsa mutlaka onu yönlendiriyorum. Hangi işler sana uymuyor? Ya nasıl öyle örnek vereyim ki? Yani herhangi bir reklam işi, herhangi bir şey geldiği zaman hani çok seçici davranmaya çalışıyorum öyle durumlarda. Ama o tarz bir sektörün içinde olması gerektiğini düşündüğüm arkadaşları da mutlaka yönlendiriyorum öyle durumlarda. Ya da mesela hani şu iki isim düet yapsa muhteşem bir şey çıkar. Tabii ki, neden olmasın. Ya da atıyorum mesela pop müzik söyleyen birini, gel seni rap alemine alalım dediğin oluyor mu? Yani böyle iç dış transferler falan. Yok, olmadı yani, işte sağ olsun Aybenciğimiz var, o da olmasa Türkiye'de... rap yapacak kadın tek artiste de aslında ben çok... Ben mi? Hayır, var başka. Var yani, birkaç ben değil. Ama birkaç yani. Yok değil birkaç ama... Birkaç işte falan. Şimdi ona da gelir. Niye birkaç yani? Hani sonuçta aynı kaygı, kadınlara ya, ait kaygı. Açıkçası bu ölçü dünyada böyle yani. Erkekler daha fazla, kadınlar daha az tercih ediyor. Sadece yurt dışında imkanlar çok daha fazla olduğu için. Bir de Türkiye'de genel olarak bence kadın olmak zor bir şey. Bir de konuşuyoruz yani. Ben konuşuyorum. Bir şeylerden şikayet ediyorum. Erkeklerin göz önünde olduğu bir piyasa ve sizi hani ön yargılı da yaklaşabiliyorlar. Başka bir şey bilmiyorum. Cesaretleri kırılıyor olabilir. Hani aileleriyle ilgili olabilir. Önceliği başka hayat amaçlarına yönlendiriyor olabilirler. Bilemiyorum sebebini ama maalesef azız. Yani şu 33 kişi arasında galiba bir tek benim yani. Ta geçmiş olsun. Bugün. Nazar boncuğu diyelim. Nazar aynen boncuğu. Öyle. Nazar boncuğu. Nazarlık. Genelde nazarlık. De hep öyle oluyor. Yani bir organizasyon oluyor. Merhaba, benden başka kadın var mı? Yok. Peki, yok. Devam edelim. Yani. Ama biz olmasını öyle istiyoruz ve olursa da destekleyeceğiz. Gerçekten öyle. Gerçekten. Yani. Ben çok hani istiyorum. Böyle genç arkadaşlar var. Bazen bakıyorum işte, takip etmeye çalışıyorum ama maalesef bir yerden sonra öyle bir duruyorlar ki. Hani ben de çok seri bir şekilde üretmedim evet, ama ben sürekli olarak piyasada kaldım. Hani albümümü çıkardığımdan beri sürekli işte bir workshop yaptım, tiyatro oyununda yer aldım, düetler, compilation'lara parçalar verdim, kendimce single yayınladım, işte klip yayınladık vesaire. Hani albüm olarak sunmadım evet, ama üretmeye devam ettim. Ama gençler bir yerde daha mı çabuk hevesleri kaçıyor, daha farklı şeylere mi yöneliyorlar? Algılayamıyorum onu. Bir yerde o takip ettiklerim kesip bambaşka bir yön çiziyorlar kendilerine. Üzülüyorum tabii ki. Doğru diyorsun ya. Yani belki çok çabuk çıkma hissiyatı var ya bizim. Aynen. Benim bir de böyle hani şeyi de fark ediyorum kendimde. Beni böyle gaza getirecek bir şey yoktu hip hop piyasasında. Yani erkekler tamam çok güzel üretiyorlar vesaire ama hani bir şöyle bir beni de gazlayacak, beni de tekrar böyle tabii, bu işin içerisine çekecek bir şey çıkamadı hala yıllardır. Haliyle öyle. Bekliyorsun, dilerim olur yani. İnşallah. Rekabet çünkü şey yapar. Rekabet hani hareketlendiriyoruz tabii ki. Ben tembellik ediyorum bu konuda. Yani çünkü... Hadi gelin kapışalım diyeceğim birilerine ihtiyacım var. Tamam, biz buradan duyuralım en azından. Peki zaman içerisinde aranızdaki o şey, doku falan, dostluk.
bozulursa böyle karşılıklı şeyler yazılıyor değil mi? Şarkılar yazılıyor yani. Ben Ege'ye yazmıştım galiba. Ege'ye yazmış mıydın? Ay benim bana bir yazmışlığı var ama. Çok mu kötü yazdı? Çok çok kötü değil ama o şarkı içerisinde gerçekten o cümleyi de ben yazmamıştım. Biz konuştuk seninle bu. Çok. Yani... Eski dostlar diyorsunuz. Programına hoş geldiniz. Böyle... bir acayip bir şeyler olmuştu zamanında ama yani hiç böyle şahsi kişisel problemi ben açık olan konuşayım. Bir insan İzmir'den İstanbul'a değil. Geldiğimde İstanbul rap ortamında ilk aldığım dostça karşılaşmayı Ayben'den almıştım yani her zaman bunu bunlar söylerim. Bu güzel bir şey işte bu dostluk. Tabii ki yani çekinmeden çünkü ben uzaktan geldiğim için İzmir çok uzak bir yer değil ama bir kültür için. Öyle gözüküyor farklı yani hani tabii daha bir de internetin çok fazla olmadığı işte bu bahsettiğim sosyal medyanın olmadığı bir zamandı. Ya işte bu adam da nereden geldi gibi belli başlı bazı durumlar yaşandı ama Ayben öyle bir parça yapmasına rağmen bir stüdyoda karşılaştık hatta babasıyla. Aynen babam da ilk babasıyla sohbet ettim. Ondan sonra işte sen bir çalışmalar yapıyordun aynen. Ve böyle bir sıcaklık doğdu bir sohbet muhabbet öyle aile içinde gibi hissettim. Aynen. Bir anda ilk aldığım sıcaklık oydu yani. Harika bir şeymiş. Bu kültür. Bülent abi sizin var mı şey mesela hiç küstüğünüz var mı? Yok. Sektörde. Yok. Bizim camiada çoktur. Çok işte. Çok. İşin kötüsü benim sizin kimseyle, camiada çok. Benim kimseyle sıkıntım yok. Bizim camiada şu var. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bir kişi de açıp yalanlayamaz. Böyle aa çok teşekkür ederim. Sağ ol. Siz nasılsınız? İyisiniz. Allah cezanı versin. Yemin ediyorum ya. Vallahi bu. Niye yaparlar onu da anlamıyorum. Ya Allah bana bu sesi vermiş, bu fiziği vermiş, bu tipi vermiş. Netsem, etsem bir İbrahim Tatlıses olamam, bir Michael Jackson olamam. Bir Mel Gibson olamam, artist olamam. Ben buyum ya. Kimse bunu kabul etmiyor. Diyor ki ya bu adam bunu nasıl başarıyor? Ya bırak daha fazla yapsın. Tabii şimdi güzel. Mesut Yarın uçağı var. Abi niye karşıma alayım niye ben bu adamı? Niye söylüyorsun ki şimdi masak denilen bir şey var. Hayır abi niye seni karşıma alayım? Yanımda ol ki bir gün Allah birlikte uçarız. Acil bir durumda beraber uçarız vallahi ya. Abi, İnsanlar bunu idrak edemiyorlar. Doğrudur. Ya diyor ki dur yok bu ikinci evini almasın veya ikinci üçüncü arabasını almasın buna engel olayım. Ya bırakın ya. Yukarıdaki zaten görüyor abi. Veriyorsa İnsanların şey yani, hırsı var. Hani öyle bir durumdalar ki sizi bir yerde görüyorlar. Sanki siz orada olmasaydınız o olacakmış gibi. Ya, hiç o geri kalan çabayı falan görmüyorum. Şu güne kadar ben sizin abinizim. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Zengin olmak için çalışmadım. Mutlu olmak için çalıştım ya. Mutlu musun abi? Abi Allah'ıma bir. Daha ne güzel. Ne mutlu. Bitti. Bunun üzerine hiçbir şey yok. Zaten bu tarz bu çeşit alışverişler genelde kendine güvenmeyen insanlardan kaynaklanıyor. Kendi güveni olan işte ne yapmak istediğini bilen insanlar bu tarz davranmazlar. Ya. Bir de adam tabii küçülüyor sizin sektör yani farkında mısın? Yani hani bu yüzden bu anlattığım yüzden. Hiç önemli ödüller verildi ama yani şey yok bakıyoruz isim yok çıkmıyor. Yok. Çıkamıyor. Ya herkes birbirine çelme takıyor. Aman o gitmesin onu çekiyor o onu çekiyor. Aradan hiç... Yani adı sana olmayan birileri çıkıyor işte bir şeyler yapıyor. Çok iyi. Ya ben şeyde gelmek istiyorum. Rap Star yapıldı bu ülkede. Rap Star yarışması yapıldı. Açıkçası izlendi de. Yani bayağı sağlam da izlendi. Oradan birileri çıktı mı? Ben bilmiyorum. Aramızda var mı? Herhangi bir müzik yarışmasından biri çıktı mı? Abi, İşte değil. Ben... Yani derdimiz de o. Sadece rap değil de. Rap'te de öyle hiçbir kaldı. Hiçbir müzik yarışmasında. Yani belki kesinlikle çıkmıştır da bir de. Benim hatırladığım hafızama kazınan biri yok. En iyi yapanlar popçular. Çok iyi dayanışma içerisindeler. Çok iyi arkadaşları var. Çok iyi ilişkileri var aralarında. Ve işlerini de çok iyi yapıyorlar. Onlar da çok fazla değil be. Bülent yok abi. Yok var baktı abi. Hani... Sen o basındaki şeylere bakma. Ha bakma. Vallahi bakma. Hepsi... Ya gel bir gıybet yapalım o zaman. Hava ya. Civa ya. Neler oluyor orada? Vallahi hepsi can ciğer kuzu sarması. Allah aşkına. Vallahi bilmiyorum. Böyle atışmalar yalandan o zaman. Hepsi yalan. Ama güzel yani ya. Nedir? Tamam tatlı fazla hani argo kötü bir şey yok ama onlar kendi ama bizimkiler değil. Ama bu samimiyetsiz bir şey değil mi? Öyle yani. Yani hani. Yani. Sonra biz eleştiriliyoruz. Biz evet, sahnede yani. Sözlerimizi yani şimdi mesela saklayamadığımız bir durum var. Biz şarkılarımızı şikayetlerimizi dile getiriyoruz. Bir insan da olabilir karşımızdaki muhatap olduğumuz. Bir olay da olabilir, bir olgu da olabilir, her şey olabilir. Haliyle bu konuda biz eleştiriliyoruz. Ama burada rol yapılan bir durumdan bahsedeceğim. Samimiyetsiz bir durumdan evet, en başta söyledim. Çok samimiyetsiz ya. Gerçekten. Böyle gülerek bakıyor sana. Halbuki bakıyorsun içinden sana küfür ediyor. Abi yapmayın ya. Allah aşkına yapmayın ya. Kurum. Samimi olun, dürüst olun ya. Şu çıkıp insanlara şu televizyondan, ekranlardan yalan söylemeyin ya.
Ya ben buna isyan ediyorum. Oo, ya. Bayağı bir dolmuşsun sen anladığın kadarıyla. Ya kadar yok ben... yok değil değil. İzdivaç programı falan mı izliyorsun, ne yaptın sen? Ya değil. Öyle? Ya konuştuklarıyla yaşantıları birbirine uymuyor. Anladım. Ben ona kızıyorum. Anladım. Ya yapmayın ya, şu küçücük bir camiadayız. Azız ve birbirimize sahip yani, çıkalım diyorsun. Yani. Gayet güzel. Ha, kimseden de şikayetim yok. Eyvallah. Allah herkesin çarşısına pazar versin. Eyvallah eyvallah. Sansar sen film müziği yapmıştın. Evet. İki tane yaptım. Seni öyle ağırlamıştık. Var mı bundan sonra ya da o tip çalışmalar oluyor mu? Ya şu anda kesinleşmemiş olduğu için söylemeyeceğim ama çok önemli, yani benim için de çok önemli bir filmin film müziğinde yer alabilirim. Güzel. Ama kesinleşmediği için görüşmek. Komedi mi diyelim? En komedi. Yani yakışıyor çünkü harika. O tarza mizah tarzına yaptığı müzikte. Hani komedi de denebilir. Meselesi olan bir şey. Evet, film meselesi olan bir film. Şeyde hafta sonunda bir sıralama yapıldı mı? Yani kim nasıl çıkacak falan filan böyle bir düzen yapıldı mı şey için? Headliner'ımız Ceza bu arada. Aynen. Hafta sonu. O da tabii orada Ceza olacak. Olsun tabii canım ya. Yani ha, kimin ne zaman çıkacağı tabii belli. Tabii canım gayet. Profesyonel bir sahne yani. Sonuçta. Önce ben gideceğim yani. Falan filan. Hayır, 1:30'dan yanılmıyorsam gece 10:30'a kadar devam eden bir... 10:30. 10:30 mu? 10:30 galiba. 11. 11. 12 artık o yürür. Yani siz eğlendiğiniz sürece... Açık hava adamı Ege. Yok hayır. Kapalı. Arenada. Nerede yapılacaktı? Volkswagen Arena. Arenada yapılacak. Oh. Güzel. Güzel bir şey. Şeyde mesela hani bu rapin en eşref saati var mıdır? Bak abi şu saatte dinlenirse acayip böyle şey olur. Keyfinden tadından yenmez. Aslında benim için sabah uyanır uyanmaz böyle evet, kahve evet. içip sağlam bir hip hop parçası açmak en zevklisi oluyor ama o güzelmiş. Sahne anlamında bilmiyorum. Herkesin oraya varış saati enerjisi etkileyecektir ama en iyi sahne şovları muhtemelen headlinerların olacaktır zaten diye tahmin ediyorum. Ben de elimden geldiğince iyi bir şey hazırlamaya çalışıyorum. Eyvallah. Sen İzmir'den yardım alacaksın mı? Efendim? İzmir'den yardım alacaksın mı? Alacaksın mı? Evet, bir arkadaşımla beraber, Emrah Karakuyu'yla beraber geliyoruz İzmir'den. Onunla bir albüm yapmıştık. Eyvallah. Onları o parçalardan seslendirmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Yani beraber çıkacağız sahneye. Bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi albüm deyince biz hep şeyden son zamanlarda aldığım tüm müzisyen konuklar biraz da bundan yakınıyor ama dijital çağ. Demin Bülent abi de söyledi. Artık dijital çağda yaşıyoruz ve hani biraz hit, biraz tıklanma üzerine konuşulan bir müzik sistemi üzerine. Albüm yapmak bu anlamda yaptığınız müzik için efektif bir şey mi? Ya ama artık yani albüm, fiziksel olarak albüm satışının düştüğü bir dönemdi. Evet. Bu bir açık yani bir gerçek ama dijital kısımda arttığı için bizim zaten şansımız arttı. Yani biz sesimizi kendi kendimize duyurduk. Bu ve dijitalin sayesinde. Dijitalde sağlanan hitler ve yani oluşan havuz bizi bu işin içine sokan şey aslında yani. Güzel. Güzel. Yani dolayısıyla dijitalden yardım aldık. O zaman gelişen teknolojiyle birlikte gelişen bir rapten bahsediyoruz. Dijitalin güzelliği evet, şu. Evet ya oldu. medya için bizler çok fazla malzeme değiliz ama işte dijital girince işin içine bizim gücümüzü gördü değişiyor. Medya. Hı. Yani ha. Veya başka ha. insanlar. Ya yani medya olmadan da bizi insanlar bu şekilde görebildiler yani. Hitler'e bakıp o şarkı 5 milyon. O zaman yani sıfır değil. Bu adamda oluyor. Bir şey var. Sokakta gördüklerinde, tanıdıklarında yani şarkılarınızda da hitler yüksekse o zaman herhangi bir yerde olmanıza gerek yok. Zaten belli bir yere kendiniz gelmişsinizdir bir demek. İyi oluşturmuş. Evet. Anlamına göre. Bir kanıt oluyor yani sizin için. Bir şey söyleyeceğim. Mesela işte Amerika'da hani bu işin anavatanı diyebiliriz herhalde. Amerika'da. Evet, evet. Orada hip hop ya da rapçiler çok magazin gündeminde. Yani magazin gündemini çok rahat oturan, belirleyen hatta yani o işin ekseninde olan tipler. Bizde galiba o şeye gelinmedi yani. Amerika eğlence sektörü anlamında dünyanın lider bir ülkesi o anlamda. Hani sadece rap müzik değil. Oranın popu rap olduğu için. Bir yani. Anlamda pop buradaki müziği de rock ve rap olduğu gibi. İçin. Oradaki ben rapçiler balıkçıdan yani. Balıkçıdan çıkan rapçiye uzatılan mikrofon görmedim bugüne kadar. Gördünüz mü? Bülent abim çıksa o mikrofondan oraya gidiyor. Ama ne de programlarının ne de maalesef müzik kanallarının hedef kitlesi rap dinleyicisi değil. Niçin yani ama bu hani bu kadar alıcıdan onlar bahsediyor. Onlar zaten bize bir şekilde ulaşıyorlar kendi yani bu arada şikayetçi olduğumuz için söylemiyoruz. Aynen. Aksine çok güzel bir şey. Yani çok da bulaşmak ister miyiz istemeyiz yani. Biz böyle, biz böyle iyiyiz yani dinleyicilerimiz Amerika var konserlerimizde. Amerika müzik ödüllerini izledim. Ya kaydettirdim eşime. 3 defa izledim ya. Muhteşemdiler ya. Kim abi? Kim vardı abi? Amerika müzik ödülleri. Bayıldım ya. İşte
Yapıyorlar abi, kısmetse biz de eğlence dünyası, sektörü. En son Justin Bieber'ın mesela yağmur yağdırarak şarkı söylemesi. Bitti mi o sahne? Sen Bieber mısın abi? Justin Bieber dinler misin? Ya severim Kerem. Bülent abi alır mısın? Ya ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. O sahne şovu inanılmaz etkiledi. Herkes beni ister ya, değil mi o sahne? Tabii ya. Ben de yapayım. Bir hani uzun havayla olmaz da bir slow aşk parçasıyla öyle o yağmur yağar gibi suların altında şarkı söylemek isterim yani. Öyle bir sahnem olsun isterim. En büyük hayalimde mesela benim sahnenin yıkılmasıdır. Hep hayalimde o var. Abi niye sahneyi yıktın? Üstündeyken mi diye. Üstündeyken tamam. Bülent Sertaş yıktı geçti desin. Ya böyle. Manşet lazım. Evet abi ya. Vallahi ya Ege böyle bir şey süper var abi, içimde. Sen zaten kurgulamışsın, yaparsın. Ya. Feleğin çemberi de bitmiş artık. Kişikler. Adamlar tutulmuş. Söyledim televizyonlarda. Abi gittiğim şeyler artık 6 bacak tras kuruyorlarsa 8 bacak kuruyorlar ki aman yıkılmasın. Çünkü yıkacak bu adam. Bu adam tehlikeli. Dur ya, bir kötü organizatörle denk gelirsen ince bir suntayla bitiririz abi o işi. He ya valla. Tamam, onu ben gazlıyorum. Her akşam Bülent abinin sahnesini yıkılmıyor. Böyle bir şey yapmak bir istediğini şey ya söyledin mi herhangi bir organizasyonda? Yok ya, yok yok. Televizyonlarda söyledim. Ama tabii ama cevap gelmedi. Cevap gelmedi. Bizde de tırnağıma zarar gelmedi. Sallanan sahne bizde kabus CD atlar ya böyle. Geldim hiç başını bilmiyorum. CD atlar. Atlar tabii, sizde kabus oluyor hakikaten. Bizde kabus gibi PM falan hani. Sağlam durmanız gerekiyor yani müziğinizde. Tabii ki. Hiç 8 Mile izlediğimde Eminem yani müthiş bir filmdi. Yani benim için önemli çünkü Eminem bilmeyen bir adamdım ben. Açıkçası oğlum o dönemde bu işlere çok düşkün de bir adam olarak elimden tuttu ve götürdü. Hep ben onu götürdüm bir şeye. Ve ilk kez o zaman tanıştım. Bir hayat öyküsü aslında, üstü de kapalı. Bugün hani rapçiler için yapılan böyle bir film var mı? Ya da yapmayı düşünen öyle bir fantazisi olan var mı aranızda? Bizim aramızda. Ben Türkiye'de henüz öyle bir film olmadı. Ama yani herkes mutlaka hayal etmiştir öyle bir şeyler. Ama ne zaman ne çıkar bilinmez yani. Ben planlanan şeyler olduğunu biliyorum da hayata geçmiş bir şey yok. Bana, ama yani bizden değil. Hani bana böyle çok popülerken biz işte çok ilginç bir film çekeceğiz, rapçiyi anlatacak vesaire diye geldiler işte oturduk, senaryoyu verdiler. Sadece isimler değişikti. 8 mildi yani. Bildiğin 8 mili çevirmiş. Bildiğin 8 mili çevirmişler. Tabii çok doğal olarak onu geri çevirdik. Sonra da pek bir şey gelmedi. Yani ben de çok aramam zaten. Demin konusu oldu ya. Ben kendi adıma mesela hani bir rapçiyi oynayayım falan. Yani bambaşka bir şey oynamak başka bir şey oynamak hani isterim. Bambaşka bir karakter işte. Rapçi bilmem. Yani oyunculuk teklifi daha önce almıştım. Bir diziyle ilgili. Hani tipik ilk akıllarına gelen hani rapçi. Hatta çoğunlukla Almancı rapçi olarak böyle bir özdeş. Yani çok tek düze baktıkları bir mantık var. Bilmiyorum senaristlerden mi kaynaklanıyor, talep mi budur? Bu işleri şaşırtan 50 Cent oldu galiba değil mi? Curtis Jackson. Baba her şeyi oynuyor artık yani. Evet, mafya evet babasından şeye kadar evet falan filan. Rapçi oynamadı. Çok enteresan değil mi? Adam rapçi oynamadı. Bende de yok, işte kendi filmi var. Var mı? Kendi hayatını anlatıyor. Yani orada son dönem yaptığı işler de var. Tek karakterden giden filmler var. 50 Cent'in ve Eminem'in gibi. Ama yani Türkiye'de mesela benim hayal ettiğim yani hip hop kültürünü, bir kişiyi değil de hani hip hop kültürünü anlatan bir şey film olmasını hayal etmişimdir. Hani ben kendim bir filmim olsun falan da henüz böyle öyle bir hayale kapılmadım ama evet kültür, çünkü Amerika'da o da çok fazla yani sadece Eminem filmleri değil de hip hop kültürünü anlatan hani. Şimdi şey Eminem çok ultra ünlü olduğu için hani bir filmi olacak bir hayatı var ama hip hop kültürü de kendi içinde çok zengin olduğu için ondan da bir film yaratılabilir ve Türkiye'deki yaşanan şeyler de film olacak tadında yani gerçekten. Ya katılıyorum çünkü bütün filmlerin şeyinde jenerik müziklerinde kullanılan hip hop ve rap yani bu samimiyeti o filmin içeriğine de taşımak gerekiyor. Sadece iş evet, bu. Tabii. Bu kadar basit kesin. Bülent abi ne diyordun? Ben de mesela bu kadar hani herkes söylüyor sahnede, televizyonda pozitifsin, güzel güler yüzlüsün ama çakallarla dans. Dance. Dance. Ya aranızda yara. Dance mi çakallar? Gururun yanında yaşta ya yaptı. Dance. Çakallarla dans da mesela 3 seri çektiler. İkisinde iki filminde ben oynadım. Ben mafya babasını canlandırdım. Hossa Nostra'nın Çakallarla Dans ya, şubesi. Şimdi yani arkadaşları da anlıyorum. Hani teklif geliyorsa siz de herhalde tarzınızın. Siz mesela garipsemez misiniz? Bir türkücünün hayatı. Yani yıllarca çekilmiş zaten bir de. Çok klişeleşmiş. Evet, tabii yani. Artık yani. Zaten aynı teklif bana gelse sizin gibi düşünüyorum. Hakikaten düşünürüm. Yok derim yani.
Ama oyunculuğun mafya... iyi ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Oyunculuğun iyi. Yani o klipten bu zamana kadar bayağı bir yol kat ettin abi. Mesut ne oldu bir gün biliyor musun? Rahmetli Osman Yağmur Dereli abinin bürosunda oturuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Ahmet Gülhan abi var. Bilmez miyim abi? Efsane tiyatrocu. Böyle durdu. Karşı karşıya oturuyoruz Ahmet abiyle. Osman dedi. Efendim Ahmet abi dedi. Ya benim gördüğümü görüyor musun dedi. Ne abi dedi. Ya dedi Bülent'te tam bir sinema yüzü var dedi. Bu çocuk dedi çok iyi resim veriyor dedi. Yemin ediyorum böyle. Abi dedi onunla ilgili proje var elimde. O da nasip olmadı. Oldu. Hey ya. Bir şey söyleyeyim abi. Ahmet Gülen dediğin de yani Ulvi Uraz'lardan Deve Kuşu Haber eden. Ya. Yani öyle bir şeyden gelen tiyatronun gerçekten doğayı. Abi çıplak gözle bana bakıp konuşuyor. Hani bir ekranda da görmüyor. Diyor ki bu adamda diyor ekran yüzü var diyor. Patron o zaman ya bir dizi çekek bir şey yapak ya böyle öyle şeyle böyle olmuyor. Yapalım. Ya, olmalı sen bir rapçiyi oyna kurmalı. Sen oyna abi. Ya bir ters siz de bir türkücüyü oyna. Sen mafya babası bir şeyler olsun. Evet. Böyle bir şeyler olsun. Peki çift sıfırdan bu yana konuşuyoruz. Manşetler hazır oldu ama manşetlere girmeden önce abi şöyle çok rap konuştuk. Evet. Senin düeti yapalım mı manşetlere yapalım girmeden ya. Önce? Yapalım ya. Serdar'ı oynaması gereken arkadaş varsa aramızda kameramanlardan istediğin... Saçını boyatmış bir arkadaş. İstediğim bir ya şey bu. Ya eğer şeyse klip görüntüsünden Serdar'ı oradan verirsek daha... Ya olur. Sen iste biz klibi Serdar burada çekelim kurban olalım. Yüreğine sağlık. Peki eyvallah. Hakikaten bu ikinci parça alışım ondan. Eyvallah. Ama hakikaten hak ediyor her şeyi. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Harika. Hem de ne geliyor önce ya da yarın konuklarını verelim önce. Hemen peşinden Bülent Ergin şarkısını... Haber gelmiyor yerden. Haber gelmiyor yardan. Yardan. Teşekkür ederim. Buradayım ama hemen arkasından da programın en heyecanlı yeri manşetler gelecek. Buradayız. Gitmiyoruz bir yere. Buyurun. Kahkahanın en afilisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burda Laf Çok'ta yarın akşam. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolü için benden başkası oynasa bu role yazık olurdu diyen Ayla Algan, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için saçlarını boyatan Ertan Saban, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolü için yıllardır beklediğim roldü diyen Defne Samyeli ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan ayrıca güzellikleri ıskalamamaya dikkat eden Cahit Kayaoğlu konuğumuz oluyor. Burda Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Altyazı M.K.
varsın. Bana can veren Allah. Şimdi verdiği gibi olsun. Geceler sırdaşım olmuş tükenip gitti hayatım, acılar kalpte dururmuş, bu nasıl yürektir anlamadım. İkimiz kavga ederdik, derimiz hep susuverdi, bırakıp gitmeyi denedim, seni yüreğimden çıkaramadım. Kapadım seni, yüreğimden çıkaramadım. Seni de bu yüzden unutamadım. Merhaba, yalnızca bir saat ayakta beklemek bile size yaklaşık 130 kalori kaybettirir. Valla bir saat ayakta beklemek 130 kalori, kafayı duvara vurmak 150 kalori. Yani her gün böyle subliminal diyet şeyleri, mesajları veriyoruz. Sansar, rahatsızlığın geçti değil mi? Çok bitti. Şükür. Yani onu özellikle soran arkadaşlar var. Uzun zaman oldu. Çok şükür. Güzel. Onların işini ferahlatalım. İki de projem var. Onlardan bahsedelim biraz istersen. Bir projem var. O ikiye çıkacak. Bak ben öngörüme güveniyorum. bir de konser projem var. Güzel. Şehir dışında sahne aldığım bir iki etkinlik olacak ama onun dışında 18 artı olmak üzere. Jolly Joker'de çok önemli konuklarımın da olacağı bir aksilik olmazsa Halis'in Zahir, Ege Çubukçu, Yener abi. Liste uzayabilir şu anda, emin değilim. Bu tip konuklarımın olacağı canlı orkestrayla bir konser yapacağız 12 Ocak'ta. Bu arada bununla eş zamanlı olarak yeni single, klibi dışında her şey hazır. Konuğum Şanışar. Yeni single çıkacak, Yarın Ölümü Beklemek Yerine diye. Klibiyle her şeyle yetişirse o da... Yarın Ölümü Beklemek Yerine. Evet. Bak pozitif yakaladık. Gecenin en pozitif şeyi. Mesela. Gibi, aynen. Güzel. İşte böyle şeyler var. Artı 18 şey midir yani, 18 yaş üstü için? Evet yani şey. Tabii alkol satışı olacağı için. Anladım. Senin mesela dinleyici kitlenin artısı eksi var mı? Yani eksisi de var, artısı da var. Biz çünkü mesela hani programa girerken genel izleyici kitlesi diye bir şey koyuyoruz. Yani bütün getirdik. Hepimiz için. Hepimiz için. Ha, bu her sanatçı için geçerli. Ama bazı şeyler konserlerde mesela böyle bu şey. Bu farklı kota bir etkinlik evet, olacak. Evet, yani geceden evet. Olduktan sonra eyvallah. Artı 18 oluyor. Peki. Toparlayacağız. Hı hı. Bu hafta sonu 30 kaç? 33 MC'nin, dansçılar, grafiti artistlerinin olduğu, DJ'lerin tabii ki olduğu...
özel bir konserimiz var. 33 MC bir sürü de DJ anlamına gelir abi ya. Çok enteresan. Aslında DJ Hırs bildiğim kadarıyla birçok MC'ye eşlik edecek sahnede. Ne Hırs varmış onda da. Hiç göstermiyor adam ama birazdan Hırs'ı tekrar göreceğiz. Eşliği o yapacak yani. Eşliği o yapacak. Gayet keyifli. Cumartesi günü oluyor. Hı-hı. Anladığım kadarıyla. Kaçta açılıyordu kapı? Bir. Bir de açılır o kapı. Aynen. Ne zaman kapılır bir, bilmiyorum. Onay alayım dedim oradan. Bir de açılacak. Aynen. Kaçta dinleyebilir seni abi? Valla yani şimdi şöyle bir durum var. Herkesin sahne süresi çok net değil. Bizde sarkmalar da olabiliyor. O yüzden net bir saat veremiyorum. Gelsinler bir de işte muhteşem bir etkinlik. Sabahtan akşama kadar oradayız. Tam onu demek istiyordum. Yani işte bu sıkılmayacaklar zaten hani bir de gelsinler. rap camiası ile ilgili bir fikir edinebilmek için en önemli gün. Böylece hani saat 1'den artık gece 11'e kadar önde gelen isimleri dinlemek için de önemli. Tabii olacak. Ki zaten sabahtan evet. itibaren orada olması gerekiyor. Bence tıklım tıklım olacak itibaren. Bak. Bilmeyenler için de farklı bir deyim. Sadece rap severlere tabii açık ki, değil. Tabii herkese ki. Yapılıyor bu. Kesinlikle tabii ki. Gelip o deneyimi tadabilirler. İnan mesela. İstanbul'da olsam giderdim ben. Eyvallah. Neredesin abi kısmesi? Antalya. Antalya'dasın. Antalya'da. Konsere gidiyorsun. Bülent abi ne zaman çıktı albüm? 3 ay oldu. Adamın dibisin vallahi. Adam. Evet güzel. 3 ay oldu. Yeni bir albüm gelecek mi? Vardır ya böyle gelecek yapacağız. Soruları ben sorayım de. Bu 2 parçamız var bu arada. Onu 10 yapacağız. 10 yapacaksın. 10 yapacağız. Şu anda 8 parça hazırladım. Ya. Para, huzur bilmem ne. Bunlar hep Allah veriyor. 2'yi veren 8 de verir diyorsun. 10 olur. Güzel. O ne zaman? Yaza doğru herhalde. Yazı bulmaz. Şubat. Sen de hızlısın bu anlamda. Yani her sene en azından bir albümle. Yapıyorum evet. Güzel. Yani bir senenin altına hiç düşmedim. Hı hı. Ama 2 seneyi de geçmedim. Eyvallah. Evet. Az önce Al Pacino aradı. Üstünde en şık durduğum adam diye. Zaten az önce şey düşündüm abi. Hani programı tabii ki herkes çok bir izleyici kitlen var biliyoruz abi ama hani öyle hasbelkader o sırada televizyonu ilk kez açan biri Bülent o parçayla ve Tony Montana tişörtüyle haber gelmiyor. Çok saygınlık oldu. Ya, bu da güzel. Bunu yeni açanlar için söyleyeyim. Ben bu kardeşlerim için giydim. Eyvallah. Onlara daha böyle hem ben çok teşekkür ediyorum. Onları da aslında biz hazırladık. Senin varlığında onlar bilmiyorlardı. Evet. Sağ ol senin gerçekten tüm o egolarından arınmış halin ve bizi kırmam halin. Önde saygıyla ediyorum. Yani. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Hem böyle güzel bir kardeşlerimle beni hem layık gördünüz. İnsanlarla buluşturdunuz. Ben teşekkür ederim. Ne güzel mutlu oldum. Sağ olasın. Sansar'ın projeleri anlattık. Onun söyleyecek son sözün varsa şimdi söyle. Benim de yeni albümüm geliyor çok yakında. Tamamen düetten oluşan bir proje. Güzel. Ve altyapılarını DJ Arts arkadaşımız yaptı hepsini. Ve bütün şarkılarda birçok MC var. Sansar da onlara dahil. Hatta İyi beraber yaptığımız bir klip de var. Aynı şarkıda Red, Şeyin Şah da var. Bütün proje dediğim gibi düetlerden oluşuyor ve ismi de Batı Yakası. İzmir'i temsil ettiği için Eyvallah. Biraz da yakında o gelecek. Dinleyicilerime duyurum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Çift sıfırdan bu yana evet söyledik, konuştuk, güldük, eğlendik. Bakalım manşetlerde neler çıktı. Ve sevgili buradalar çok dinleyenleri ve izleyenleri, CNN Türk Radyo'dan da biz dinleyenlere buradan sesleniyoruz. Sayın Ege Çubukçu konuğumuzdu. Çip Bey'li olmuş. Tek Bey'i alalım oradan. Neyse gecikti artık. Çubukçu bundan sonra. Çubukçu. Güzel. Evet. Mahlas gibi oldu. Bir sürü konser veriyoruz. Hepimizin hayranları var. Herkesle kucaklaşıyoruz. Yaz, kış, ölüm, kalım. Hepsi hip hop. Hepsi birer sokak edebiyatı. Hepsi bir bütün. Kendi sözlerimizi yazarız. Sürekli bir şeyler anlatırız. Bazen de popüler bir şarkı yapmak isteriz. Bülent abinin esprilerini de severim diyerek geceyi bitirdim. Eyvallah. Sevgili abi ben bizimle birlikteydi. Evet çok konuşuyorum. Çok gevezeyim. Kendimi anlatmak için mi? Hayır. Kendimi yazarak ifade edebiliyorum. Rap yapıyorum. Hayattan besleniyorum. Ayrıca ben de bildiğiniz normal bir insanım. Her yerde görebilirsiniz ve her müziği de dinlerim. Bak Ayben tavrından vazgeçin çünkü ben Ayben diyerek geceyi bitirdi. Bülent Serttaş abimiz konuğumuzdu ve dedi ki oldu ile öldüğe çare yok. Bunu bilir buna göre yaşarım. Gençleri çok severim ve kıyafetimle onlara ayak uydurmak istedim bu gece. Yalnız arkadaşlar Feleğin bir çemberi var ama ben birçok çemberinden geçtim. Size şimdi hangi çemberi anlatayım ki? Feleğin çemberi bu, iğnenin ucu da o diyerek efsane bir şeyle felsefesini bitirdi. Devam edelim.
Sevgili Sansar Salvo bizimle birlikteydi. Dedi ki ağırlıklı olarak yeraltı olarak anılıyor. Benim yaptığım iş bile tam yeraltı tavrını temsil etmiyor. Fakat yeraltı tavrının temsil eden bir adam. 26 yaşında biri olarak artık biraz daha dikkatli davranmam gerekiyor ama yeraltı tavrını da kaybetmemeliyim. Sansar Sansar, Salvo Salvo, Sansar Salvo da Sansar Salvo. Yukarıdaki hasta sana galiba. Bizim editör. Tanıştıracağım çıkışta. Devam ediyoruz. Ve sevgili kardeşim ta İzmir'den geldi. Anıl Piyancı bizimle birlikteydi. Dedi ki enerjimiz şehirlere göre değişiyor. Biz İstanbullulara göre biraz daha rahatız. Rahatlığımız müziğimize de yansıyor. Bölgene göre şiveler de değişebiliyor. Anıl benim ismim. Dağda yetişen bir ot anlamına gelen Piyancı benim soyadım. İzmir benim şehrim, hep de benim müziğim diyerek bitirdi geceyi. Evet biz de zaten Anıl'ın müziğiyle bitireceğiz geceyi anladığım kadarıyla. Yarın akşam Çift Sıfır'da Kurtlar Vadisi Pusu burada pusuya yatacak. Bakalım o pusuya takılacak mıyız? Çift Sıfır'da göreceğiz bunu. Hey MC'ler hazırsanız bir Anıl'la bitirelim mi? Evet tabii. Hırs'a çok teşekkür ediyoruz. Orada gerçekten en mülayim tavrıyla durdu ama bu hafta sonu senden Hırs bekliyoruz abi. Çok teşekkürler. Abi, şeref verdin sen de. Anıl söz sende bitiriyoruz. İnan ki isterdim hiç yorulmamak koşukta. Dünyada herkes için eşit olsun koşullar. Görmek isterdim işlerimi yolunda ve sevdiğim herkese eşi dostu kolunda. Yanımda isterdim ölümsüzlük olsa, geri gelse dedem sarılıp da gönül gözüm doysa. Severdi sigarayı, içse de dokunmasa hiç ona. Dağlarında sapa sağlam bir çoban olarak kalsaydı aydınlı etrafa. Ormancı deyip de saydırdı gene atıp naraları. Açıp da kollarını büyütü kaç sorun, cesaret yollarını gösterdi hepimize. Bugün size dinlerdim tekrar, cenazene gelemedim dinlendi etraf. Konuştu rüyalarıma gelip de benimle. Piyancı soyadını iyi taşı evlat. İsterim yok olmasın kültür, çocuklar oyun için dinlemiyor sokaklara ürküp. Verildi geçmişte haksız yere kaç kere halkını savunan ozanlara sürgün. İnan ki isterdim tavrım kesin ama pislendi insanlar halkım keriz. Ülken bir çöplük değil kalsın temiz. Nasıl olur körfezle dönüşür altın deniz. İnan isterdim ama yok çaresi. Binlerce insan var dünyada çaresiz. Tek seçenek var gitmek buradan. Ama korkakça davranmaksa gerçek anlamıyla özgürlüğü tatmak. Gördüğünü saklar bu beyin ama gördüğüne kanma. Gördüğümü bağlar. Hayatın gidişatı kontrol dışındadır hep öldüğümüz anlar. İnan ki isterdim her sabah keyifle kalkmak, yataktan güne merhaba deyip başlamak. Güneşli her taraf ama öyle değil, gazeteler karnevan. Morali bozulur ve sayfalar kapalı kalır. Hep işimiz gücümüz var kafamı kalır ey deyip de kaçarız. Sorundan uzaklaşırız sonunda kucaklaşırız. Olur da bize de sahip çık Tanrım. Burada hain çok arttı. Benimse halim yok artık. Bu çağı tarih not aldı. İnsan ırkın aşı son yüzyıl Paris ve bunu gerçekten hak ettik biz. Hak etmeyiz bak bir kutlu ordusu gibi de var hepimiz. Kalitemiz gayet uygun köle olmak için. Yine de durmaz hep karalar kalemimiz. Talepimiz ne ki söyle haremimiz büyük mü olsun. Hayır dar evimiz talebeyiz ve şu an istediğim dediğim. İnandığım her şeyin yıkıldığı kaledeyiz. İnan isterdim ama yok çaresi. Binlerce insan var dünyada çaresiz. Tek seçenek var gitmek buradan. Ama korkakça davranmaksa da rezil. İnan isterdim ama yok çaresi. Binlerce insan var dünyada çaresiz. Tek seçenek var gitmek buradan. Ama korkakça davranmaksa da rezil. Kaka'nın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, burada laf çok.